Haftanın son iş gününde gazete manşetleri ve günün gündemini yorumlamak için karşınızdayız değerli izleyiciler. Hikmet Genç'le birlikte hepinize merhabalar. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, hayırlı cumalar. Gündem bugün çok farklı olarak seçim konuşmayacağız dermişim diyoruz da. Mümkün tabii değil. Tabii ki onları konuşamayacağız. Kaldı, kaç gün kaldı işte 20 çünkü daha artık Haziran olduğu için böyle Mayıs'ı ve Haziran'ı hesaplayarak yapıyorduk. Zaten bizde köşede yazıyor ama böyle yapınca net hafta şurada mı yazıyordu bakayım şöyle bir yerde yazıyor. Ondan sonra Haziran'dayız artık 24'te. 23 gün kaldı, 22 gün kaldı. Haftaya Cuma'ydı, bir sonraki Cuma ha, bayram 1. Evet. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in ortasını geçtik, elveda evet. diyoruz herhalde. Evet. Ondan sonra onlar da devam ediyor. Evet. Ramazan'da yaraladık. Ramazan'dan sonra Cuma'ya değil, bu Cuma, haftaya Cuma değil, sonraki Cuma evet. bayram 1. Bayramda da zaten birkaç günde onda hiç gündemin olmayacağı vakitler oldu. Cuma, cumartesi, pazar olacak zaten. Ondan sonra onları da sayma. Kaldı 20 gün falan. Bir hafta kalıyor ya seçmede. Ha. Ondan sonraki hafta pazar sonra hafta günü. Sonları da sayma zaten pazar. Pazar. Bir hafta sonra ya bir dakika yani ne zaman falan. Bayağı hızlı ilerledik oraya doğru. Peki dün Gezi'nin yıl dönümüydü. Gezicilerin, Gezi zekalıların da bununla ilgili kutlamaları vardı. Bunlarla ilgili istersen bir iki şey yapmış olalım çünkü onları görmekte fayda vardı. Gezi direnişi dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Tüm farklılıklarımızla bu ülkede birlikte yaşama hayalimizdi. Umudumuzu tüketmedik. 5. yıl dönümünde Gezi'nin aydınlığıyla 24 Haziran'da karanlığı yıkmaya geliyoruz. 24 Haziran'da karanlığı yıkmaya geliyorlarmış. Şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweet'i bu. Bunun gibi işte İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun fotoğrafları var. İşte Gezi'de işte kol kola girmişler, yürüyorlar, ediyorlar falan. Belli zaten hani şeylerin tamamına yakın şu fotoğraflarda. DHKP, PKK, FETÖ ne varsa bütün hepsinin destek çapulcular. Verdiği çapulcuların destek çapulcular, verdiği çapulcular. Gezi olaylarından bahsediyor. Gezi Türkiye'nin mücadele birikimidir demiş Mustafa Balbay. En karanlık anında bile bilinçli, dirençli insanların bir çıkış yolu bulabileceğini gösterir. Biliyorsun o kırmızı kıllı kız falan en son Kandil'de leşini almışlardı biliyorsun PKK'lı terörist. Kırmızı cici kız hani vardı evet, yani. Tabii. Şirin kız kırmızıda. Tabii. İl başkanımız Doktor Canan doğru. Kaftancıoğlu, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve örgütümüzle birlikte, örgütten kasıt DHKPC, PKK, FETÖ falan herhalde bildiğim kadarıyla. Gezi'nin 5. yıl dönümünde Taksim'deydik. Gezi'nin aydınlığıyla 24 Haziran'da karanlığı yıkmaya geliyoruz demiş. Örgütümüz diyor değil mi? Kılıçdaroğlu tabii. Kılıçdaroğlu'nun tweetinde bunlar yazmışlar cevap herhalde. Ya. 24 Haziran'da karanlığı yıkmaya geliyorlarmış. Gezi bu toprakların gördüğü en haklı ve şanlı direnişmiş. Canan Kaftancıoğlu'nun tweeti bu da. Katil, ne o devlet katil diyen mi söylüyor? Tabii. Devlet seri katil diyen değil mi? Tabii. Kaftancıoğlu. Devlet katil değil, seri katildir diyen bir evet. Kişilik. CHP. Ermeni soykırımını, tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı de, anıyoruz bir, diyen tabii. Canan Kaftancıoğlu. Aslan bir de CHP, Aslan BDP yani. Diyen. Mustafa Kemal'in askeriyiz gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil olmasından öte birey olmanın önüne geçen bir ifade. Sahi devlet katil olmak yerine kahraman olmayı seçseydi ne güzel olurdu. Kürtler Gezi'de yok şunu yapmış yok bunu yapmış bahane bulmaz. Sen Kobane'de ne yapıyorsun nasıl davranıyorsun ona bak diye. Yine bunların hepsi Canan Kaftancıoğlu'nun tweetleri. Bunları söyleyeyim. İstanbul İl Başkanı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı. Yani. Nedim Şener'le bir polemiğe girdiler. Nedim Şener çok güzel bir cevap vermiş. CHP'nin çapsız İstanbul İl Başkanı CK, senin paha biçilmez dediğin tweetini şikayet dosyasına koyacak cesaretin bile yok. Ayakta uyuyorsun, ben koydurdum bu tweeti dosyaya, çamur demiş. Ve bunun üzerine karşılıklı bir Canan Kaftancıoğlu, Nedim Şener'i şikayete bulmuş savcıda. Dün Nedim Şener'in savcılık önünde bir fotoğrafı vardı. O fotoğrafta yazısını bugün yazacağım diyordu. Çamur sıçradı başlığıyla. Bir yazı yazmış Canan Kaftancıoğlu'na. Çamur sıçradı derken CHP İstanbul İl Başkanı Canan K. Biliyorsun bu soy ismini kullanmıyor. Alçak bir saldırı sonucu öldürülen Ümit Kaftancıoğlu'nun saygın soyadı rencide olmaması için soy ismini hiç kullanmıyorum diyor. Ya CK yazıyor ya Canan K. yazıyor. Hakaret iftira gibi canım. Suçlamalarda bulunduğunu öğrendim diyor. Çamurdur bulaşmasın diye 2007 yılında
Ben bunu engellemiştim zaten diyor ama işte görüyorsunuz yani çamur bu diyor. Yani siz kendiniz istediğiniz kadar engellemeye çalışın. Çamur çamurluğunu yapıyor size bir şekilde sıçrıyor diyor. İfademde tüm bunları belirterek çamur kelimesinin nakarat değil tespit olduğunu tekrarladım ben diyor. CHP'den vekillik için atmadık takla bırakmayan o zavallıya söyleyin bana iftira atacağına çalışarak hak etsin cevabını vermiştim diyor. Çünkü yıllardır CHP milletvekilliği için atmadığı takta kalmayan Canan K. Twitter'dan bunu da AKP ile falan AK Parti ile ilişkilendiriyormuş. Yani AK Parti yadakalı diyormuş Nedim Şener'e gibi bunlar böyle hani gezi mezi ondan sonra Nedim Şener'e bulaşma oraya bilmem şey yapma çamurlukta yeri kalmadığını ifade ediyor. Hem Canan Kaftancıoğlu'nun evet, durumunu hem de gezi olaylarını anlatarak başlayalım dedim bu programa. Ya, evet. bu atışmalar tabii bugün de birkaç tane sitede şey gördüm. Gezi olaylarının işte seneyi devriyesinde hani kim ne yapacak falan diye bir tane sitede yazıyordu. Hadi tomalar bekliyor sizi şeyde diye. Taksim Meydanı'nda diye. Hakikaten baktık Taksim Meydanı'nda tomalar falan var birkaç tane böyle. Bu bence bugün en anlamlı gezi kutlamasını, kutlama ne diyorlarsa kendi arasında Haziran bilmem nesi, diriliş ruhu falan filan gibi çapulcular. Hiç ironik söylemiyoruz, direkt söylüyoruz. Çapulcular, öyle alayı çapulcu. Canım. Hiç şey yok. Milletin malına zarar veren, polis arabasını taşlayan, elinde taşla, sapanla yok taş atarım, hamile kalırım, doğurmam, doğurursam da sana ne, doğurursam da bir doğuracağım, sekizini kabul etmem diyen, hakikaten gerizekalı bir takım sloganlarla ortaya çıkmış. Ve asla milletimizi de affetmeyeceği, bunu unutmayalım yani. Aslında bu gezimiz dediği şeyin, senin şöyle bir şey, ben aslında mevzuya bile girmek istemezdim. Bakma bu tür polemiklerden dolayı sen de anlatıyorsun. Yoksa tabii. Laf edilecek ve konuşacak bir şey değil. Ama aklımıza unutmamız gereken bir şey var, gerçek var. O da şu ki Türkiye'nin yatırımlarına, Türkiye'nin ekonomisine yapılan ilk hamledir. Türkiye şu anda işte küresel sermayenin finans saldırılarına karşı veyahut da diğer bir takım işte küresel güçlerin Türkiye'deki yatırımlara karşı bakışları, Türkiye'nin uluslararası aktif siyasetteki dış politikadaki aktif siyaseti ve onun mücadelesi falan tartışılırken unutmayalım ki gezi meselesi, gezi provokasyonu buraya atılan ilk kurşunlardan, ilk önemli kurşunlardan bir tanesidir. O yüzden çok alçakça bir harekettir. Gezi provokasyonu Türkiye'ye yapılmış, alçakça yapılmış, içerideki Amerikan oğlanlarıyla beraber yapılmış alçak bir harekettir. Çok şerefsizce, onursuzca yapılmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde insanla ayağa kalkıp da hani böyle çok Y kuşağı havadayız biz, işte insan bilmem işte Greenpeace'çilerin yapmış olduğu gibi böyle çok marjinal bir takım şeyin dışında ülke siyasetini ve ülkedeki bazı dinamikleri harekete geçirip Türkiye yatırımlara karşı ve Türkiye'nin ekonomisinde bir saldırı halinde geçmesi asla dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Bu bir siyaset tarzı da olamaz. Hı hı. Yani havaalanı yapma, köprü yapma, onu yapma, bunu yapma deyip de yatırımlara karşı koyan bir kafa, bir geri zekalı bir kafa olamaz. Hatta Marmaray vardı biliyorsun. Hemen sonrasında Marmaray açıldı. 2013'te açılır açılmaz bu geri zekalılar, bu provokatörler, bu Amerikan oğlanları Marmaray'a binip arada bir imdat frenini, o acil frenini çekip durdurdular. Ötekiler de ha 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 diye güldüler. Dünyada kendi ülkesine yapılan büyük yatırımlara karşı koyan geri zekalı tiplere geri zekalı muamelesi yapılır. Çapulcu olur, bilmem vandaldır. O yüzden ne kadar konuşsak onu unutmayacağız tabii. Unutmuyoruz. Gezi unutmayıp unutmayacağız falan diyorlar ya. Evet doğru, unutmayacağız zaten, merak etmeyin. Bu tür vandal hareketlerini, bu tür alçaklıkları, bu tür soysuzlukları bu ülke unutmaz. Hiçbir zaman. Direkt yaptı çünkü. Ve en güzeli de bence bugün en anlamlısında Cumhuriyet vermiş. Karanlık gider, gezi kalır. Çok komiksiniz. Ha, müthiş buluş. Nerede? Taksim'de bir araya gelmişler. Hayır, bunların kreatifleri falan iş bıraktılar herhalde. Ya da bunların paralarını evet, ödemedikleri için mi bu Cumhuriyet'e falan kaldı? Bu şeyle ilgili slogan üretmek. Hakikaten dediğin gibi çocukça saçma sapan sloganlar. Yalnız şu cümleyi çok hoşuma gitti. Gezi Parkı direnişi. O işte bu alçaklıktan bahsediyor. Gezi provokasyonu yani. 5. yıl dönümü nedeniyle yüzlerce kişi tarafından Taksim'de kutlanmış, bir araya gelinmiş. Kutluyorum. Ne yapıyorsa, ne halt yiyorsa artık bilemiyorum. 5 yıl unutulmayan bir baş kaldırı falan filan diye unutuldu. Sizin yaptıklarınız unutuldu. Yani ne orada ne slogan attıysanız. Sadece unutulmayan şey
bu ülkeye yapılan alçaklığa saldırının bir takım casuslarla Türkiye'de harekete geçip bir iç savaş çıkartma taktiği olduğunun bir gerçeği. Bunu unutmayacağız. Onun dışında aklımızda çapulcu, vandal, hain, alçaklar olarak kalacaksınız. Bunu böyle bilin. Aynen öyle. Yalnız milletvekillerinden yani. Ben İstanbul il yürüyüşünde milletvekillerinin sadece Sezgin Tanrıkulu'nu gördüm. Ben diğerlerine falan görmedim yani. Ben oradaki şahıslarla bilmemle ilgilenmiyorum. Zaten sadece ne güzel neymiş yazdığınızı burada yüzlerce kişisiniz o kadar. O yüzlerce kişi de ancak kafanızın beyni bulanmış işte çapulcu grubu o kadar bulamamışsınız. Daha fazla bulamazsınız zaten. Peki. Trilyonlar sokağa iniyordu ya şimdi, o zaman. Sözcü gazetesinin bir haberi var. Öncelikli olarak soruyu sana sorayım. Yani camide iftar olur mu Hikmet? Olur tabii, niye olmasın? Hadis-i şerifler var. Mescitte oruç bozulur. Olabiliyor değil mi yani? Hani tabii ki. Kurmayı yiyebiliyorsun işte. Ama camide yemek zaten yenmez. İftar da emin bak. Camide bir şey azetilmez diye bir şey yoktur. Adabı vardır caminin. Hatta zaman zaman tartışma konusu olur. Bilmiyorum senin de başına geldi mi? İşte adam bazı geçen daha önceki senelerde yine böyle çok dinle donla alakası olmayan bazı grupların, ben onu anlamıyorum mesela. Adam hiç dinle hiç alakası yok. Senin işlerine falan karışır böyle. Gelir Müslümanı görse kafasını ezecek durumda. Bekler elinde sopayla. Abi Müslüman gelse de kafasına bir tane indirsem diye. Bir şey, aa bak görüyor musun? Hem Müslümanlar hem ne yapıyor falan. Ya sana ne? Ya seninle ilgilendiği mevzu şey gibi, Cem Yılmaz'ın yediği gibi yani. Karı konuşuyor. İnsan beyin diyor. Seninle alakası mesele değil diyor. İnsan beyninden bahsediyorum. Sana ne? Yani din, yani burada şimdi çocukları camiye girdi diye onların irtica harfliğe layıklık elden gidiyor diye yazan adam çıkmış orada bir ne yapıyor? Ezan okunuyor. Galiba susmamız gerekiyor. Ezan okunuyor. Şunu yapmamız gerekiyor. Hane geldi ya. Sözcü de burada, sadece sözcü değil galiba. Birkaç gazetede bir gün falan filan da almış bunu. AKP camide iftar verdi. İftar değil bu yani. Bu şey. Yani küçük bir şey hazırlamışlar. İşte bir hurma, zeytin bilmem ne. İftar. Buzulabilir yani. Bunun daha doğrusu ben fetva makamı değilim. Ama camide iftar verdi. Çünkü hiç bilmediği için camiye adam. Hiç gitmediği için camiye. Şimdi bunu yapan adama habere bak. Hayatı boyunca acaba yani bu şey, bu Elif'i görse baston zanneder, mertek zanneder yani. Elif dedi diye sorsan. Hiç cami işleri güçleri yok ya. Cami yemek, vay bunlar cami yemek yediler falan. Camide uyuyordu gördüm abi, uyunur. Camide uyuyabilirsin. Peygamber Aleyhisselam da mescitte uyuyakalmıştır. Ashabe de uyurdu. Ashabe Sofi desem, Sofi, sorry derler. Ashabe Sofi desem ben, onlar sorry derler. Onun kafası o kadar çalışıyor. Ama böyle buradan girmeyin ya, yanlış ya. Siz şeyden girin. Leyiklik elden gidiyor. İrtica geliyor. Oradan girin. Bak burada işte camideki adab, mağdab seni aşar. Senin dinle, senin Müslümanla derdin var sözcü. Bak bakayım burada Emin Çöreşan'a, Yılmaz Özlü. Değil mi? Yılmaz Özlü ne diyor? İlle de içki içeceksin diyor değil mi? Bir bira içseydin diyor, Türkiye daha iyi olurdu diyor mesela o zamanki dönemin başbakanına. Öteki bunlar zaten Müslüman örümcek beyni diyor. Bu da akşama kadar. Bunlar son 20 yıldır Müslümana sövmüş insanlar. Ya Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına geldiğinde karınız başınıza açsa ne kadar iyi olur falan filan diyen zihniyetten ne bekleyeceksin? Evet başka ya, Allah'a, kitaba, İslam'a, dine sövmüş. Hatta küfür etmiş. Küfür derken İslami manada küfür. Yani İslam'dan çıkmış, ayetleri inkar etmiş insanlar cami hassasiyetinde bulunuyorlar. Gittin mi hiç, gördün mü cami? Sana ne? O diyor ya bir tanesi. Bir tane bira içseydi başbakan gençliğinde bu ülke böyle olmazdı. Ulan bir gün sen secde etseydin bu ülkede sözcü olmazdı. Alnın bir gün secdeye gitseydi. Akılsız da. Doğru mu? Bir gün bir rükû, bir secde görseydin. Şimdi abi işte tanımıyorum, şimdi etmiyorum. Kim yapmış? AKP camide diyor bir de. AKP camide, istersen TKP camide, camide iftar olmaz derken camide oruç bozulur. Mescidin içerisinde oruç bozulabilir. Oturup etrafı pisletmedikten sonra atıştırmalık bir şey alırsın, bir bardak su bozulabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ha caiz olma soruyorsan o zaman söyleyelim mesela Emin Çöreşan'a ve Yılmaz Özlü. Önce Kur'an'ı delillerle okuyacağız bunları değil mi? Sabah kalkacağız. Mesela sabah namazını eda etti Yılmaz Özlü. Veyahut da mesela Emin Çöreşan. O sahura kalktığı vakitler teheccüd kılarken açacaksın kitabını. Oradan önce kitap, deliller nedir? Önce kitaptır. Arkasından sünnettir. Sonra işte kıyastır, icmal ümmedir. Bunlara bakacağız. Kütüb-i Sitte'den araştırma yapacağız.
Ondan sonra yazacağız. Çok şey yaptırma ya. Çok çok olayı. Abi çok, çok hassaslar ya o açıdan diyorum. Niye? Adamlar bir fotoğraf görürler. O anki hareketi ruhiyelerine göre ondan sonra o anki adethanene ve geleneklerine göre yorumda bulunurlar. Bunun adına da İslamiyet diyebilirler. Bu adamlar gazeteci oldukları için böyle hakları var. Ya, Hikmet sen çok şey yapıyorsun ama. Ya sözcüye sesleniyorum. Böyle okuyacakmış. Ondan sonra bakacakmış. Abi, niye, bilmem niye şey fetva veriyorsun buna? Araştıracakmış. Şuna baksa of diyor. Ama bunlar kendinden menkul CHP'li gazeteciler oldukları için, CHP yandaşları oldukları için bunlara en doğal hak yani. O öyle olmaz dedikleri zaman evet. Öyle olmaması çok gerekiyor. Çok da hassaslar. Camiye saygıdan dolayı çok, bu. Çok. Camiye saygıdan çok. Dolayı. Bak sürekli her insan kendi alanında yapması için. Lazım. Yani şu eğer bir kiliseyi veyahut da bir havrayı değil mi? Bir sinagogu'la ilgili bir eleştiri olsaydı tamam haklısınız. Bu konuda daha çok bilgi olacağınızı biliyorum, tahmin ediyorum. Siz iş kiliseyle falan filan uğraşın değil mi? Tapınakla. Var öyle tipler mesela şimdi bu Soner Yalçın'a da sorsan Yılmaz Özdere de bu guru ne demektir değil mi? Gurular nasıl, Hindular nasıl ibadet ederler? Var ya şu döndürülen bir şey var ya böyle döndürüyorsun falan dua ediyorsun. İşte Dalai Lama kimdir? Kaçıncı Dalai Lama'dır o? 14. müydü? Ne 14. Dalai Lama. Çin'e sormak lazım. Onlar sizin konunuz yani. Tibet'e onlara sormak lazım. Onlara yani. Girip çıkmanız lazım. Bu cami sizi aşar. Bu Müslümanlarla ilgili bir şey yani. Müslüman değilsiniz demiyorum ama İslam'a direkt olarak Kur'an'ı hükümlere tek bir tanesini inkar eden kişi de Müslüman değildir. Peki. Şimdi Sözcü gazetesiyle madem devam edelim. Bununla ilgili olarak ampul söndü. Abbas Yolcu başlığını kullanmış. Tabii biraz daha doğrusu ağırlıklarını Muharrem İnce'ye verirken Meral Akşener'i de pas geçmiyorlar. Ona kızmış da böyle bir şey yapıyor. Meral Akşener'in manşetine almış. Meral Akşener mi kızdı yoksa Saygı Öztürk mü kızdı? Çünkü biliyorsun Saygı Öztürk Meral Akşener muhabiri. O takip ediyor bilebildiğim kadarıyla ama bu sefer Deha'dan almışlar. Bekir Coşkun da biliyorsun Akşenerci. Bekir Coşkun Akşenerci. Zaten sayım Yılmaz Özdil İnceci. Bunlar böyle iki grup oldular ya. Muhtemelen. Tabii. Muhtemelen. Yalnız tabii bugün de mevzu oldu aslında. Belki muhtemelen yarın ben onu yazacağım. Bu arada tabii Emin Çöreşan da HDP'li. Unutmayalım PKK'lı. Emin Çöreşan PKK sevgisi coştu yine. Doğru. Dün biliyorsun bir yazı yazdı. HDP diye bir yazı yazdı. HDP'nin barajı geçmesi gerektiğini. Değil mi? HDP'deki kıymeti. Hatta Demirtaş'la ilgili ben baktım araştırdım şeyi. Demirtaş'ın niye tutuklu olduğunu bilmiyorum. Galiba Demirtaş Cumhurbaşkanı hakaretten diye bir yazı yazdı. Çok da gündemden kaçtı gitti ama yani burada şimdi tipler böyle bak İnceciler var. İnceciler Yılmaz Özdil ve türevleri. Efendim henüz kararını açıklamayan Uğur Dündar var mesela. İnce de olabilir. Kalın da veyahut da Akşener de diyor. Diğeri Bekir Coşkun kafadan söyledi. Benim adayım dedi. Meral Akşener dedi. Bekir Coşkun bunu söyledi. Ne o sosyalist sol sosyalist veya liberal sosyalist düşünce her ne diyorsan enteresan bir şekilde 90'lı yılların İçişleri Bakanı Meral Akşener'e oyun vereceğini ilan etti. Burada çünkü burada renkli bir profil var Sözcü profilinde. Fakat Emin Çöreşan'ın çok enteresan dün bahsetti yazdı çok net yazdı. Demirtaş'ın dışarı çıkması gerektiğini, niye dört duvar arasında olduğunu, bunu kimseye anlatmayacağını. Ya bu zaten yeni bir şey değil. Bunu o haftalardır, aylardır yazıyorlar zaten. Emin Çöreşan bunu yapıyor. Şimdi yani... Ben de Yılmaz'dan Emin'e laf çakmasını bekliyorum. Yılmaz şimdi PKK'ya şarjör olmayın diye bir yazı yazması lazım ama Emin Çöreşan zaten PKK'yı çok sever. Emin Çöreşan zaten kim Türkiye'ye hainlik yapıyorsa hemen bir anda tornistan yapabilecek kabiliyete sahip bir insandır. Niye? Mesela bak ne oldu? Çok sevmezdim ama bu FETÖ bizim başaramadığımızı bu Fethullahçılar başardı. Arkasından da efendim şu anda cemaati destekleme zamanıdır. Diyen insan. Yani Türkiye düşmanı kimse rüzgar gülü gibi dönüp kim Türkiye düşmanı? Kime küfür ediyorsun? Erdoğan'a küfür ediyorsun. Kimsin sen? FETÖ, PKK, DHKPC, ondan sonra Eskimo, Mikronezya, Mokoko. Kimse ne yer? Hemen Mokokocu olur bu Emin Çöreşan. Bir de arkasından bir de kendi küfreler. Tinetler de böyle. Maalesef cibilliyetler de böyle çalışıyor. Şimdi Sözcü gazetesinden devam ediyorduk. Yani Sözcü gazetesinde bir taraftan Meral Akşener'i desteklerken diğer taraftan Muharrem İnce'yi desteği gırla gidiyor yoğun bir şekilde. Şimdi buradan mesela hani olsun tabii onlar tabii. Şeye baktığın zaman Sözcü gazetesinde bunlar kendi bütün gazeteler ve medyada bize yer vermiyorlar. Yaygarası
yaparak aslında maşallah, TRT'nin tabii açıkladığı rakamlarda Muharrem İnce'nin daha fazla TRT'de yer aldığı gerçeği ortaya çıkınca seslerini kesmek durumunda kaldılar. Fakat aynı mevzu Sözcü, Cumhuriyet, işte bir tane daha vardı bunların, Bir Gün müydü? O gazetelere falan baktığın zaman bir tane yerde onun haberini doğru düzgün göremezsin. Evet. Ama kendilerine oldukları zaman... İnce. Ben Halk TV'de mesela şeyi görmedim ben. Erdoğan'ın var mıydı bu mitinglerini falan filan yayınlamam. Habertürk dedi işte geçen gün Muharrem İnce. Şey şu. Bak ben de bunların bir çoğunu, yayınlamıyorum zaten televizyon kanalı olarak. Niye? Benim bir yayın politikam var. Bu yayın politikama uygun bir yayın olmadığı iddiasıyla özel bir televizyon kuruluşum. Benim izleyici kitleme de talepleri doğrultusunda bir yayın gerçekleştiriyor. Ekran kirliliği olmasın diyorsun yani. Ekran kirlenmesin, pislenmesin diye. Bence haklısın yani, steril kalsın yani. Şunu söylemiyorum ama ben. Adaletli, objektif, bilmem şu bu falan filan yayıncılık ilkeleri safsatasını falan da kullanmıyorum. Tamam, benim belli bir çizgim var. Belli bir izleyici kitlem var. İzleyici kitlem neticesinde bir yayın politikam var. Bu yayın politikasını uyguluyorum. Diyorum bunu. Tamam. Evet. Fakat bu adamların şöyle bir şeyleri var. Orası işte yer vermiyorlar, şu olmuyor, işte tarafsız, adil, bilmem, objektif. Ha. Ne varsa artık böyle alt alta koyacakları cümlelerle ilkeli habercilik anlayışı. İlkeli habercilik anlayışı olması gerektiğini söylüyorlar. Ama aynı sözü Muharrem İnce ve Meral Akşener için yaparlarken Erdoğan'a sıra geldiği zaman yok o kadar da ilkeli değiliz demeye getiriyorlar. Esas tenakuz, esas çifte standart buradan kaynaklanıyor. Şimdi Sözcü gazetesi Meral Akşener'i vermiş, Muharrem İnce'yi vermiş. Erdoğan da zaten altında küçük bir kutu olarak kullanmış, o sözlerini yememek adına yapıyorlar bunu. Habertürk'te de rekor kırdırdı diye bir haber yapmışlar. Yani Batı Trakya'da soydaşlara seslenmiş bunları falan şey yapmıyorum. Yani haberin içerisinde falan var bunlar zaten. Benim dikkatimi çeken şu, hani bir şeyi yapıyorsanız bari kendi okurunuza, izleyicinize bir şeyiniz olsun, saygınız olsun. Şurada şeyi söylüyor, daha önce CNN Türk'te izlenme rekorları kırmıştı falan muhabbeti yapıyor. Yalan yani, böyle bir şey yok çünkü reyting tablolarını görüyoruz. İkincisi, Habertürk televizyonundaydı diyor. Türkiye diyor ekrana kilitlendi. Program %19 reyting alarak rekora imza attı. Eğer %19 reyting almış olsaydı hakikaten rekora imza atmış olurdu. Çünkü Diriliş Ertuğrul'un en iyilerinden bir tanesidir mesela. En çok izlenenlerden bir tanesidir. Almış olduğu reyting 9'larda falan. Tamam, bunun 3 katına falan çıktığını iddia ediyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Öyle bir rakam yok. Ha, şehir dese paylaşım falan anlaşılır da böyle bir reyting rakamı yok. Sallamasınlar yani. Hani en azından haber yaparken kendi okuyucularına biraz saygıları olsun diyelim. Onların öyle okuyucu saygı hassasiyeti yok değil mi? Sen aslında çok net söylüyorsun. Bu saygı ve hassasiyetin önemli olmadığını, Muharrem İnce'nin de gazetelerinde olmadığını biliyoruz. Bunlar sözde dindar, sözde muhafazakar, sözde Müslüman, tırnak içinde söylüyorum. Sözde ilkeli, sözde bilmem ne. Gözüküp aslında sözde kendileri bunların tamamen tersi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Balıkesir'den bir videomuz var değerli izleyiciler. Muharrem İnce'nin Balıkesir'de Necati Bey Eğitim Fakültesini ziyaretinden sonra bilebildiğim kadarıyla CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ediyor. Ya da bir konferans ya toplantı tarzında bir şey organize ediyorlar. Muharrem İnce de orada. Orada çok ilginç bir yaklaşımı var. Hani bilmiyorum nasıl anlatıldı, kafa mı iyiydi ya da farklı bir şekilde mi algıladı ama bu Sezai Karakoç'un değil mi? Göklerden gelen bir karar vardır diye. Yenilgi büyüyen bir büyüyen zafer vardır. Zafer vardır. Kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır cümlelerinin, beyitlerinin yer aldığı bir şiiri vardı. Erdoğan da biliyorsun kampanyalarında ya da bu konuyla ilgili zaman, zemin ve yer müsait olduğunda bu şiiri okur. Evet, bunlarla ilgili klipler çok falan da güzel okuyor. Çok da güzel okuyor hakikaten. Bu konuyla ilgili klipler de internet sitesinde, sosyal medyada falan geziyor. Muharrem İnce ki bunu çok uzun bir zamandır yapıyor. Bilebildiğim kadarıyla ilk okuduğu tarih 5 sene var mıdır? 5 sene vardır. 5-6 sene falan önce. Bir kurultay galiba. Bir kurultayda. Bravo. Bravo. Orada çok okumuştu. Güzel bir, evet. Çok da iyi okudu. Çok etkiliydi. Etkili bir zaten hani hitabeti o anlamda, şiir okuması hitabeti iyi. İlk 5-6 sene önce okudu, ben hatırlıyorum. Onun üzerine sosyal medyada binlerce, on binlerce videolar yapıldığı, işte mevzulara bağlandı dedi. Muharrem İnce bunu daha yeni görmüş.
anlayabildiğim kadarıyla. Yeni görmesi ayrı bir facia zaten. İkincisi okuduğunu, ne söylemek istediğini anlayamamış. Anlamaz. O ikinci bir, üçüncü, ikinci bir kuantum, facia. Kuantumdan anladım. Üçüncü facia ise ilk defa 6 sene önce çıkan fakat kendisinin ilk defa duyduğu manasını, anlamını, içeriğini bilmediği bir mevzuda üçüncü facia yorum yapıyor olması. Hem anlamıyorsun hem hakkında konuşuyorsun yani. Bu yani kuantum hem, olsa, izotop olsa, izotopları uçmasını bilmiyorsun hem ne bileyim ne yapıyorsun derler ya. Bu biraz tabii ona benziyor. Bu bir bak bak neler söylüyor. Önce bir dinleyelim de tabii bu işe Muharrem İnce'nin dine yaklaşımının ne olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. Hafız. Tabii hafız. Hacı Muharrem. Hacı Muharrem. Çok buyurun dinleyelim. Balıkesir'den Muharrem İnce'den İnciler çıldırtacak, Erdoğan'ı çıldırtacak aday denilen Muharrem İnce'nin nasıl çıldırdığını ve ciddiyesi. Kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Üstünde bir kader. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır, Burada bir afiş gördüm. Göklerden gelen bir karar varmış. Bunlar kafayı kırmışlar ya. Yok böyle bir din ya. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Böyle bir din yok. Göster bakayım kararı o zaman. Göster bakayım kararı. Nasıl bir karar bu ya? Yani Allah'tan karar varmış. Öyle söylüyor ya, yalana bak ya. Göstersene kararı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah siyasetle uğraşır mı ya? Allah hepimizin Allah'ı değil mi? Biz onun kulları değil miyiz? Biz Müslüman değil miyiz? Kafayı kırmış bunlar ya. Göklerden gelen bir karar varmış. Mail mi geldi? Facebook'tan mı? Twitter'dan mı? Nereden geldi ya? Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Peygamber mi zannediyorsunuz kendinizi? Vahiy peygambere gelir ya. Kim bunlar ya? Bu nasıl bir dindir? Bu nasıl Müslümanlıktır? Geçen de Trabzon'da gördüm. Altına yazmış Tayyip Erdoğan'ın resminin altına. Üzülme Allah seninle. Aynen böyle. Üzülme Allah seninle diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Niye onunla? Benimle olamaz mı Allah? Sizinle olamaz mı? Neden onunla ya? Peygamber mi bu? Kim bu? Buyur. Muharrem İnce. Dindar Muharrem İnce'nin. Dindarı tabii tırnak içinde yazıyoruz. Bunlar biliyorsun hani seçim Cumhurbaşkanı aday adayı olunca bayağı bir şey oldu. Tabii bu mesela kitlelere seslendiği zaman muhtemelen kayıtta olduğunu ve bunun yayınlanacağını bilmiyor. Daha önce yayınlanmadı bu. Her gün yayınlayacağım 24 Haziran'a kadar. Her gün yayınlayacağım bu bilgi. Tamam mı? Evet. Bu videoyu. Bir, dediğim gibi mevzudan haberin yok, konuşuyorsun. İki, anlamadığın bir mevzuda yorum yapıyorsun. Hı-hı. Allah seninle, Allah bizimle demek, Allah sadece onunla, geri kalanları falan yanında değildir, haşa anlamına gelmez. Dolayısıyla bu neye benziyor cehalet, biliyor musun? Cehalet. Cehaletin daniskası hem de. Ağır cehalet. Evet, ben sana bir hikaye anlatayım, ondan sonra sözü sana vereyim. Ağır cehalet sonucu. Ağanın biri Muharrem İnce gibi, işte yani Yalova demeyeyim ama başka şeylerden, başka kentlerden bir tane, namazla, niyazla, camiyle, abdestle falan çok fazla alakası yok. Halk da tabii bununla ilgili olarak bayağı bir şey yapıyor artık yani hani. Ayıplamaya başlıyor falan. Bunun üzerine falan ya cuma namazına ya bayram namazına, cuma namazına zannedersem ağanın camiye geleceği söyleniyor. Ağanın ya da işte ileri gelenin falan korumaları, adamları falan önceden gidiyorlar camiye. Nedir, ne değildir, namaz nasıldır, cami, cemaati falan nasıl, bunları bir görelim, edelim, bir tepki oluşmasın, etmesin falan diye. Önden geliyorlar. Nasıl olacak diye imama soruyor. İmam diyor ki ben diyor şurada diyor işte görmüş olduğum bu imam mahfilini falan orada olacağım en önde. Cemaat arkamda olacak, ondan sonra namazı kıldıracağız. Ben tekbiri getireceğim, işte cemaat benimle beraber. Rükûya eğileceğim, cemaat benimle beraber. Secdeye eğileceğim, cemaat benimle beraber falan. Böyle bir namaz kılacağız falan deyince adamlara diyor ki bir dakika diyor ya, bizim ağamızın diyor senin arkanda durması diyor olmaz böyle bir şey diyor. Ağa diyor önde durur diyor, sen arkada durursun falan diyor. İmam diyor ki olabilir mi böyle bir şey, yani İslamiyet'te böyle bir şey yok. Olurdu olmazdı falan filan. Tam bu sırada ağa geliyor işte, vakitte yaklaştığı için falan. Bakıyor ki bir tartışma söz konusu. Ondan sonra şeye sesleniyor kendi adamlarına. Bir dakika diyor ya, burada imam diyor böyle diyorsa diyor, imamın dediği gibi yapacağız diyor artık. Yapacak bir şey yok diyor yani, camiye geldik ettik falan. Kendi adamlarına bunu söyledikten sonra imama da dönüp diyor ki ya imam iyi de ya o kadar da önde durma ya, biraz da geride dur falan hani cümlesini sarf ediyor. Şimdi Muharrem İnce'nin dine yaklaşım bakışı
biraz böyle. Yani uzaktan yakından bir şekilde ilgin alakan yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığına müracaat ettikten sonra dindar kesiminde oyunu alabilmek adına biraz böyle muhafazakar, ben de sizdenim, halkçıyım, ondan sonra halkçıyım, bak halkım değil, halkçıyım, CHP'nin halkçılığı gibi, halkçıyım ben de, sizden yanayım, traktör kullanmasını bilirim, cuma namazına giderim, elimi açar dua ederim, şunu yaparım, bunu ağırda yaparım giderim, falan diye. Hayvan çıkartıp aynen. Babamla birlikte din meselesine geldiği zaman seçerim. Da göklerden gelen bir karar vardır cümlesinin şimdi, ne olduğunu anlamayıp Facebook'tan mı gönderiyorlar, Twitter'dan mı gönderiyorlar, ya, tabii, mail mi atıyor Allah diye, haşa. Cehalet. Cehaletin daniskasını sergileyim. Şurada 3-5 tane adama siyasi şov yapıp işte CHP'lileri falan filan gaza getirmek için bunları söylüyorsun. Öte taraftan meydanlara çıkıp ben dindarım, dindarım diyorsun. Şimdi, Allah nasıl Twitter, Facebook yaparmış, meydanlara çıktığında aşağı onu anlatırsın artık bu videodan tabii, sonra. Tabii kendi kafasına göre o esprili bir yaklaşımla almış olduğu, ya bazı yani konuştuğu mevzuyu, tabii konuştuğu mevzuyu üzerinde top çeviriyor. Yani esprili tarzıyla da insanlara ne kadar saçma sapan şeyler yapılıyor, ben ne kadar akıllı ve akılcı konuşuyorum veriyor. Aslında tabii ki dediğim gibi hakikaten cehalet paçalardan sarkıyoruz. Yani akıyor. Değil mi? Şimdi şöyle bir defa şunu söyleyeyim. Ben dün ifade ettim. Ben tekrar ifade edeyim. Yani burada önceki yanlış anlaşılma olmasın. Mevzu çünkü hassas olduğu için. Diğer konularda dümdüz gitmeyi seviyorum. Yani dümdüz ağzıma ve aklıma geleni söylüyorum. Çok fazla seçici değilim bu konularda. Yani adam, karşımdaki adam çok ödersin, bir hıyarlık yapmışsa adama hıyarsın diyorum mesela. Hani bizim orada işte hıyara hıyar derler. Meşhur laf. Can Yücel'in yani, sözüne. Evet. Biraz teröriste terörist derler falan gibi. Hıyarsa hıyarsındır. Hıyar, bu başka bir hadise. Dini mesele olduğu için mesela geçenlerde yaptığı konuşma, meydanlarda yaptığı konuşma, özelde verdiği konuşma, evvelsi mümkün işte Habertürk'te yaptığı konuşma, aşağı yukarı bazı birbirinin kopyası zaten. Yani gidiyoruz oradan. Bu hafızlıkın ucundan dönme meselesi var ya. Neredeyse hafız olacaktı. Hocası çok beğenmiş falan filan gibi. Şimdi insanın kendi hayatına dair, ben de anlatırım. Ben de motipliyim. Ben de anlatırım. Kendi hayatına dair bir anekdot anlatırsın kendini anlatma adına. Kendini tarif etme adına. Dersin ki ben gençliğimde şöyleydim. Ben spor yaptım işte. Şunu, yıllarca şunu oynadım. Şimdi bu tarafım çok güçlüdür. O yüzden şu sporu yaptığım için reflekslerim güçlüdür. Şöyledir, ciğerim iyidir. Ama biter geçer gider. Gereği olduğu yerde, anlatılması gereken yerde anlatırsın. Bu Muharrem İnce, şimdi seçim yaklaşıyor. Kaldı şurada 3 hafta. Bir tarafta bir tabuları yıkacak. Şeyin Ahmet Hakan dediği gibi bazı putları yıkacak. Müslüman'ın bilmem ne diye abartmaya başladı. Tamam. Her gittiği yerde muhakkak bu konuyu açıyor. Tamam, açıyor çünkü muhakkak. Ben de sizlerim, ben de halkım, kasket giyerim, traktöre binerim, traktörü geri geri park edebilirim. Babamla ahıra girdik, kurban bayramında bağımlı birlikte hayvanlar ahırda hayvan çıkartıyorduk. Hafız olacaktım, olacaktım, olabilecektim. Hoca oradan döndü, ayet-i kürsü okudum, abdestsiz çık. Bak bunu da kullandı. Bir Müslüman bunu kolay kolay. Ya bunlar aslında Türkiye'de, ya çok enteresan. Bunlar hakikaten okuduk ya, 15 sene önce bunu söylesen, savcılık hakkında suç duyurusu bulunur. Parti kapatırlardı. Doğru. Bunlar da altına imza atarlardı parti kapatıldığı için de. Laikliğe aykırı eylemli odağın olması sebebi hatırlıyor mu suçlamaları? Savcılık suçlaması. Kurdele açarken Bismillah dedi. Bak kurdeleyi keserken Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan Bismillah dedi. Şimdi bu abarttı. Efendim podyuma çıkarken ayet-i kürsü okurum. Abdestsiz sokağa çıkmama kadar getirdi işi. Ben bekliyorum önümüzdeki hafta teheccüdü kılarım. Her ay muhakkak 3 hatim indiririm. Her sene muhakkak hacca giderim. Ümrem eksik olmaz. Efendim 3 aylarda oruç tutarım. Zekatımı şöyle veririm. Ondan sonra deyip de ben Muharrem'in en sonunda kafasında bir sarık, değil mi? Sünnet olsun 7 defa dönmüş, arkadan boyun ıslanmış, böyle bir sarıklı bir Müslüman görünümüne geleceğini düşünüyorum. Yani bu Allah'tan 20 gün kaldı önümüzde. Biraz daha devam etse oraya da geleceğiz yani. Şimdi abartıyoruz. Ben dedim ki dün şunu söyledim. Arkadaş sen ne diyorsan olsundur. Bir Müslüman şöyle bakamaz yani olaya. Ya hacım sahtekar. Lan daha dün başörtülere küfrediyordun. Ne oldu şimdi? Bunu ben demem. Ama bunu söyleyen adama da sadece dedim ki arkadaş beyan esastır Müslümanlık İslam'da. Ne diyorsan odur. Ben senin kalbini yırıp bakamam. Bu kadar da olaya naif bakıyorum. Yani safiyan duygularla. Ama
Murat Çiçek bir şey söyleyecek. Ama. Şimdi bunu vermedik daha da. Onu da isterse veririz. Ama. 10 defa ama. Sen Bodrum'da Ramazan vakti sahilde kafayı çekiyorsan, unutmayalım. Hafızlık üzerine. 2. Ama. Sen başörtüsünü karşı konuşma yaparken, arkadaş efendim bilmemlerin gözü tetikleniyormuş başörtüsüyle deyip de Kur'an'ı bir emri böyle konuşturuyorsun biz çünkü mevzu bu senin çünkü. İnkar edip de efendim siz o kadınlar başını kapatacağına siz gözlerinizi yumun diyecek kadar Müslümanlara zulmetmiş bu ülkede bu zulüm noktasını buraya kadar konuşabilecek kadar da İslam'a karşıysan bugün karşıma çıkıp da ben böyle Müslümanım şöyle Müslümanım diyorsan millet de sana şüpheyle bakar kardeşim. İçinde ne anı yok hala bir daha bilmiyorum. Söyleyemiyorum o konuda. Çünkü bir dini hassasiyetler var. Ama bu kadar da yapıştırma, bu kadar çakma. Yani bu enteresan bir nokta burası. Abartmayı, şimdi geldik buraya. Peki bunu niye bu kadar uzun anlattık? Çünkü bu devam ediyor. Muharrem İnce her gittiği yerde hafızım, hafız olacaktım. Her gittiği yerde ayet-i kürsüyü ezbere okurum. Her gittiği yerde abdestsiz sokağa çıkmam. Bak abdestsiz sokağa çıkmam. Yani ben bu yaşa geldim, abdestsiz sokağa çıkmayan bir rahmetli babamı hatırlıyorum. Yani buradan bakkala gitmez. Vardı eski insanlar yani. Doğru. O kadar dini hassasiyet. Lafı güzel olsun diye, iş olsun diye konuşuyorsun. İşkembeyi kübradan sallıyorsun. Palavra sıkıyorsun. Müslümanlara zulümle dalga geçiyorsun. Başörtüsü kapatmayın, gözünüzü kapatın diyorsun. Sık en sonunda burada patlıyor işte. Bu yeni mi? Balıkesir yeni bir şey değil mi bu? Hafız olmaya çalışan bu arkadaş. Hacı Muharrem. Bana Hacı Muharrem derlersin diyorsun. Bir kendi. Bana Hacı Muharrem derler. Acayip Müslümandım çünkü. Göklerden gelen bir karar vardır. Bu nereden geliyor sana ya diyecek. Ya bu kadar mı cahilane laflar sarf edilir ya? Koskoca kuantumcusun sen yani. Kuantum işte biliyorsun kozmos. Göklerden verdiği karar dediği orada orada bir şiirdeki bir manevi iklimden bahseden yani daha doğrusu Allah inancı, egzistansiyelizm hepsini içine koyabilirsin. Tarif ederken oradaki şiiri. Yani Allah'ın kararı, nihai karar Allah'ındır diyor, Rabbimindir diyor. Göklerden gelen hani kader üzerine karar kader derken sen kendi aranda tüh bak kaza oldu bunu da arabam da böyle oldu. Bunu böyle düşünme kardeşim. Sen kendi aranızda kader oldu, böyle kaza oldu değil. Kader üzerine kader dediği aslında Rabbimin nihai vermiş olduğu işte o kader canım yani meselesi. Hani, aynen öyle. Rabbimin insanların üzerinde yani imanı şartlarından bir tanesi. Kaderin Rabbimin tarafından çizildiği bir nihai şeyin onun lütfu oldu. Hatta ehli iman ne der? Rabbimden gelen her şey hoştur. Güzelliği de gelen musibet hepsi hoştur diye şiir yazılmıştır mesela. Hani ne diyor? Her türlü şartlar altında hamd etmeyi öğren. Yani burada şimdi şey gibi konuşuyoruz. Muharrem İnce yüzünden. Hani yani Ramazan şey yapar, iftar programı yapar gibi ama bunlara niye dalga geçiyorsunuz? Ayıp değil mi ya? Sen nasıl Müslümansın? Gökten kim veriyormuş? Buna kim karar veriyormuş ya? Mail mi atıyorlarmış? Facebook'tan mı, Twitter'dan mı? Bunun mavrası yapılmaz Muharrem. Hacı Muharrem. Bunun mavrası yapılmaz. Gökten kim karar veriyormuş diye. Niye sorguluyorsun? O demek istediği şey şu. Allah diyor nihai karar her şey kader çizgisi Rabbimdendir. Allah'tandır. Ne verirse kabul. Sen aşağıdan ne yaparsan yap. Sen buna kaderde buna bilmem ne değil. Kaderin, o senin insan değil. Yani dünyevi manada kaderin üzerinde Rabbimin nihai kararı vardır diyor. Gökler dediği orası. Sen niye gittin de şimdi o sırf Erdoğan'a kızacağım diye onun gökten gelen bana buradan gökten gelen Twitter'dan geliyor diye dalga geçiyorsun. Caiz değil hocam. Hacı var caiz değil. İki Efe al sen korkma Allah seninle beraberdir diye yazmış da oraya diyor. Ya bu la tahzen innallaha ma'ana. Rabbimiz birlikte beraber de oradaki bir ya bunu bu gönderimle tek tek okumak istemezdim ama bilmediğin şeylere adım atma. Hani bir tanesi vardı ya bir CHP'li vekil. Mezarlık var ya mezarın kapısında yazıyor ya. Her canlı ölümü tadacaktır. Çok kızmıştı o lafa. Tabii. Yani bir kim mezarlığın bir Gürsel değildi değil mi? Değil. Bir CHP'li vekil, bir bayan. Bakarız şimdi. Çakır gözlü bir bayan. Ondan sonra onu çakır gözlü suratını hatırladım ismi aklıma gelmedi. Çakır gözünü bile hatırladın yani. Bayağı açık ve Bilgül Ayman Güler değil. Bilgül Ayman Güler değil öteki. Şöyle daha ince suratlı bir bayan. Hemen bakıyorum ben sen devam et. Ondan sonra işte Ramazan tabii biraz
konuşma zorluğu ve uyku sıkıntımız da olduğu için. Şöyle söyleyeyim, orada dedi ki yani bu dedi niye dedi yani hiç insan dedi mesela yolda gidiyorsun mezarın önünden geçerken bir bakıyorsun mezarın önünde her canlı ölümü tadacak. Ya böyle bir şey yazılabilir bin mi? Bin nur toprak. Efendim? Bin nur, bin nur toprak. Toprak bravo. Ya da karşı Koko sağ olsun. Tadımdan değil de. Ya peki onun ne olduğunu biliyor musun? Şimdi İslam'a dinle uzakta ve çok uzaktasın. Yorum yapıyorsun. Yani bir şeyde bir Hristiyan mezarlığında İncil'den bir bab konmuş olmasında garip gariplik var mı? Külden küle aşiz tu aşiz diye yazıyor orada. Değil mi? Değil mi? Yani bu bir bu, ya peki sen bunun ne oldu biliyor musun? Bir sor, öğren. Hayır niye kızdığını da hatırlıyoruz değil mi yani? Hani o yazıya her canlı ölümü tadacaktır yazısını niye kızdığını hatırlıyor muyuz? İzleyicilerimize hatırlatın. Kadir Topbaş'ın sözü zannediyor. Yok canım. Bu kadar bilmiyor hatırlamıyor. Öyle ciddi mi? Ciddi söylüyorum ben yani. Ben çok moral bozucu. Her canlı ölüyor. Hayır. Öleceksiniz. Yani mezarından geçiyorsun ya. Ölecek miyim lan? Bana da bunu söylüyorsun. Öyle mi? Kadir Topbaş'ın lafı diye zannediyor. Muhtemelen öyle yani. Erdoğan da çünkü bununla ilgili konuşma yapmışlar. Hani bunlar bunun Allah-u Teala'nın ayeti olduğunu falan bilmiyorlar. Muhtemelen Kadir Topbaş'ın falan o dönem belediye başkanı Kadir Topbaş'ın sözü olduğunu falan zannedip ondan kızıyorlar herhalde. Başka ne olacak? Yani bu kadar yani cahil. Ayeti kerimeye falan kızacak. Yani normal şartlar altında ben Müslümanım diyen birisinin hani Muharrem İnce gibi işte Twitter'dan mı Facebook'tan mı falan gönderiyor, mail mi atıyor falan gibi haşa işi mavraya sokmayacağını bilir. Muhafazakar ve evet, dindarlarla evet. Haşır neşir olan orada hani zaman geçiren insan. Dolayısıyla o ayeti keriminin Allah-u Teala'nın lafzı olduğunu bilerek mesela onunla ilgili rahatsızlık duymaz, duyamaz böyle bir şey. Söz evet. Konusu diye. Çünkü ama ben Müslümanım diyorsan ama işte ben Müslümanım diyorsan ben bu ayeti kerimeyi haşa beğendim ya da beğenmedim deme şeyin yok. Tabii. Tamam beğenmedim deme gibi bir lüksün yok. Onlara inandıkça zaten Müslümansın. Anla dinden çık. Bravo. O ayetleri anla zaten Müslümansın yani. Dolayısıyla hani orada yazı yazıyor Kadir Topbaş mı yazdı diyerek eleştirmek Muharrem İnce'nin aynı şekilde yani göklerden gelen tabii. Bir karar vardır mevzusunu. Gökler Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasına karar vermiş. Nereden aldınız bunu? Mail mi attı? Twitter'dan, Facebook'tan mı söyledi? Allah onunlaymış. Niye onunla? Benimle değil gibi. Haşa bu müziği mavraya almasından başka bir şey değil. İki tane salondaki 50 tane CHP'liyi güldürmek için bu numaraları yapıyorsun. Kayıtlı olduğunu muhtemelen farkında değilsin. Çünkü farkında olmuş olsan bir taraftan CHP'lileri ikna etmeye çalışırken öbür taraftan miting meydanlarında dindarları, muhafazakarların da oyunu nasıl devşiririm hesabı yaparak abdestsiz sokağa çıkmıyorum, ayetel kürsü okumadan mitinglere devam etmiyorum. Az kalsın İmam Hatip'e gidecektim. Çok iyi hafızım. Anında ben ezberlerim. Ayetel kürsüyü bile böyle çok hızlı bir şekilde ezberledim. Cümlelerini sarf etmezdin. Bu kadar peki hiç Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir soru soracağım ve çok net ve çok yürekten soruyorum yani. Bu kadar çok dini siyasete istismar ettiği vakitler yaşanmış mıdır? Yoktur değil mi? Muhtemelen ben hatırlamıyorum yani Cumhuriyet kurulmuş şu ana kadar yani ben Müslümanım ben ayet-i kürsü okurum ben abdestsiz çıkmam ben ya mesela rahmetli Erbakan'a ne derlerdi işte bu şey yani dini siyasete işte o yüzden tabelalar değişiyordu sürekli kapanıyordu ya Milli Selamet Partisi Saadet Partisi Refah Partisi bilmem Saadet Partisi bir sürü tabela değişti İrticai eylemlerin odağı olmak falan filan o yüzden altında. De AK Parti kapatıyordu onun da sebebi şuydu Erdoğan hiç unutmuyorum o iddianamede vardı. Yani laikliğe karşı laikliğe aykırı eylemlerin o da. Bir laiklik var. Buna aykırı birileri eylem yapıyor. Nedir o mesela? Kurdele'yi bir açılış kurdelesini Bismillahirrahmanirrahim diye kestiği için de mesela bu cumhuriyetin temel değerlerini zedeleniyor diye konuşuyordu. Ben sadece şunu soruyorum. Bak şundan rahatsız değilim. Yani bir siyasetçi namaz kılıyorum deyip namaz kılması veyahut da işte cumalara başladım deyip cuma işte oruç tutması, orucunu bozması, halkla bir içi olmasına rahatsız değilim. Bunu da kimse tek elinde değil. İslam kimse, ya İslam şunlara ait mi? Buna, İslam tüm insanlığa gelmiş bir din. Bu siyasetçiye gelmedi de kapıcıya geldi. Onlar öyle düşünüyordu çünkü. Bu laik anlayış, CHP anlayışında şuna vardı. Efendim niye bir müstahdemin başı kapalı da bir hakime hanımın başı kapanmıyor deyince onun statüsü ayrı. Bunlar temizlikçi, bunlar kapatabilir diyorlardı. Onların dinine göre yani CHP'nin kendi dinine göre böyle bir ayrım vardı. Çünkü en büyük zulmü, Müslümanın en büyük zulmü, Müslümanları en çok ezen bu ülkede bir zihniyet varsa, bir zulm zihniyeti varsa
Bu CHP zihniyetidir Türkiye'de. Bunu değiştiremezsiniz. Tek şansınız var. Bununla ilgili olarak yapacağınız şey reddi miras yapacaksınız. Biz İnönü'de değiliz. 40'lı yılların CHP'si de değiliz. Biz 90'lı yılların CHP'si de değiliz. Biz 2000'li yılların da CHP'si değiliz. Unutmayalım bunu. Biz eski CHP hiç değiliz. Biz inkar ediyoruz geçmişimizi. Altok, maltok tanımıyorum hikaye. Ben şu andaki CHP solcu ama acayip hafız. Abdestsiz dışarı çıkmayan, abdestsiz sokağa adım atmayacak kadar da mütedeyyin. Değil mi? Akşamları rabıta tutup zikreden, tamam mı? Ehli tarik bir hayat yaşayan, gereğinde teheccüdünü kılan, değil mi? Namazdan sonra tesbihatını doğru düz yapan, ehli iman. Bunu ben mavra yapmıyorum bak. Böyle anlatıyorsun. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de kendisi çünkü oraya kadar getirdi işi. Az kaldı. Uçacağız yani az kaldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halktan o isterken ben abdestsiz sokağa çıkmam, ben ayet-i kürsü okurum, ben benim hafızın kürsüden döndüm, benim Müslüman derdim olmaz, babamla ahıra girdim, kurban bayramında beraber hayvan çıkarttık, ben bu kadar demedim diyen bir süfli siyaset görmedi. Ya bırak senin ne kadar Müslüman olduğunu, kaç gram olduğunu, halk zaten karar verir bilir. Unutma ki en büyük hatası bu. Burada şimdi kimsenin propagandası veyahut da burada sadece birilerini gömmek için konuşmuyoruz. Yemin ediyorum konuşmuyor. Ama şu var, bu kadar sahtekarlığı da halk görür. Böyle sahteciliği de. Kusura bakma Müslümana oy alacağım diye dönüyorsun ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçek CHP'liler sana oy vermeyecekler. Sırf bunu söylediğin için. Doğru. Bir daha dinleyelim. Ulusalcılar. Bir daha dinleyelim mi? Muharrem İnce'nin Balıkesir'de. Vermeyecekler. Dinle ilgili yapmış olduğu. Çünkü çok fazla dindar oldum. Yani ben de İrticai faaliyetlerde bunun layıklık elden gitti. İrtica geliyor. Sıfatını yapıştırmak için türlü numaralardan sonra oluşturmaya çalıştığı o miti nasıl kendi elleriyle 3-5 tane CHP'liyi salonda mavra yapabilmek, güldürebilmek adına yıktığını görelim. Kaderin üstünde bir kader vardır. Bir kader. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Burada bir afiş gördüm. Göklerden gelen bir karar varmış. Bunlar kafayı kırmışlar ya. Yok böyle bir din ya. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Böyle bir din yok. Göster bakayım kararı o zaman. Göster bakayım kararı. Allah Allah. Çok hakikaten. Nasıl sapıkça. Bir karar bu ya? Ciddi sapıkçamış yani. Yani sen Allah'tan karar varmış. Öyle söylüyor ya. Yalana bak ya. Göstersene kararı. Bunu demiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah siyasetle uğraşır mı ya? Allah sen... hepimizin Allah'ı değil mi? Biz onun kulları değil miyiz? Biz Müslüman değil miyiz? Kafayı kırmış bunlar ya. Göklerden gelen bir karar varmış. Mail mi geldi? Facebook'tan mı? Twitter'dan mı? Nereden geldi ya? Ya siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Peygamber mi zannediyorsunuz kendinizi? Vahiy peygambere gelir ya. Ha? Ramazan ayı ya. Kim bunlar ya? Bu nasıl bir dindir? Bu nasıl Müslümanlık? Yine bir şekilde dozu ayarlayamamış. Altına yapmış Tayyip Erdoğan'ın resminin altı. Üzülme Allah seninle. La tahzen. Allah'a emanet. Üzülme Allah seninle diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Niye onunla? Benimle olamaz mı Allah? Sizinle olamaz mı? Neden onunla ya? Peygamber mi bu? Kim bu? İşte aynen neydi bu şeye her canlı ölümü tadacaklara karşı koyan binli topraktı. Evet. Aynı onun gibi o kafada bir insan olduğu için ifadeleri kullanırken tabii anlattık bir saat ama son bir cümleyi bitireyim. Yani kaderin üzerine bir kader vardır. Göklerden gelen bir karar vardır. Oradaki o çünkü mütedeyyin muhafazakar kesimin çok sevdiği bir şairin şiirinden bahsediyoruz. Sezai Korukoç. Orada gönderdiği şey Sezai Korukoç. Orada bir gönderme var. Yani hayatta dünyada ne yaparsan et, ne yaparsan yap, ne dersen et. Nihai karar Allah'ındır. Yüce Allah'ım senin hayatının her şeyine çünkü kader diye bir şey vardır. Karar ondandır. Ondan gelen her şey hoş. Ne demiyorum diyorum ya. Güzellik de hoş. Musibeti de. Hep Rabbinden gelir her şey. Yani buradaki tevekkül, buradaki Allah'ın o kaderine boyun eğme, razı olma meselesinden bahsediyor. Şimdi sen bu kadar derin, anlaşılması anlatamayacağım kadar derin bir mevzuyu Twitter'dan mı geldi? Göklerden bir karar mı vardır?
Gökdelen bir karar vardı diyor. Şiiri okuyor. Başka bir şey demiyor ki orada. Yani Gökdelen bir karar vardır. Haşa Muharrem İnce de sahtekardır demiyor zaten. Muharrem İnce vardır, Muharrem şudur. CHP oy vermeyin demiyor. O kendi diyor ki arkadaşlar bir yani çekinme, korkma. Rabbim seninle beraber. La tahsa inna Allah mani. Rabbim bizimle. İşte oradaki o bilsen o şeyi. Peki. Yaşanan şeyleri. Şimdi seçim meydanlarında Erdoğan konuşurken bir pankart görüyordu biliyorsun. Çaya bekleriz. Erdoğan da şu hareketi yapıyordu ya. Şu hareketi falan yapıyordu. Tabii seçim meydanında karşısında gördüğüne darbadan geçerken şu hareketi yapıyor. Sosyal medyada bu iş farklı oluyor tabii. Nasıl oluyor sosyal medyada? Ankara'da Hüseyin neydi? Bir de hemen bakayım şuna. Onun şeyini almamışım. Şimdi orada çayınız hazırsa geliyorum diye Hüseyin Gazi yurdunda kalan bir öğrenci bir tweet atıyor Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi yurdunda sizi misafir etmek için sahur birlikte yapsak diye bir şey atıyor. Erdoğan da çayınız hazırsa geliyorum diyor. Yani Muharrem İnce'nin mavrası gibi değil bu. Çayınız hazırsa geliyorum diyor ve Erdoğan gidiyor. Kısa o görüntüsü varsa hızlıca o görüntüyü bir görelim. Ardından Çağla Atlı'ya bağlayacağım. Çünkü davet eden davet eden çocuk şu anda Çağla Atlı'nın yanında arada. Peki o zaman Çağla ile görüşelim. Yayınımızı alalım. Ondan sonra görüntüleri kullanmış olalım. Çağla, seni dinleyelim. O daveti ve davetin neticesinde o gece yaşananları, sahurda yaşananları sen al bize, dinleyelim senden. Peki. Birazdan döneceğim Çağla Atlı'ya ama o görüntüyü izleyelim istersen. Gece sahura bize teşrif etseniz cümlesinden sonra çayınız hazırsa geliyorum diyen Cumhurbaşkanı Hüseyin Gazi yurdunda öğrencilerle beraber sahur yapıyor Hikmet. Yani aşağı yukarı 150 tane öğrenci var görebildiğim kadarıyla sahurda. Bir ara saat falan gösteriyor. 3'e 10 var iftarın yapıldığı saatlerde. O görüntüler var. O görüntülerle ilgili olarak da davete icabet ediyor Cumhurbaşkanı. Hani evet, Muharrem İnce'nin mavrası gibi değil. O elini hani karıştırıp çay var mı meselesinden sonra Muharrem çayı hazırlayın geliyorum diyen Cumhurbaşkanı Ankara'da. Muharrem bence şey kılıyordu sahurda. Şimdi Ramazan'ın tabii ortasına geldik. Ramazan ortasında belki son 10 gününde Muharrem'i görmek zor olacak. Çünkü Muharrem itikafa çekilir son 10 günde. İtikafın da ne olduğunu biliyor mudur bilmiyorum ama çekilir. Yani. Çekilirse yalnız... Abi nedir o? Biz çekilirim. Camide, sen mi çekilirsin? Camide, ben de çekilirim. Camide yemesi içmesi gerekecek. Sözcüye manşet olmasın sonra. Tabii. İtikafa çekilmek diye bir şey olabilir. İtikafa girebilir. İtikafa gireceği için de Muharrem İnce'yi son 10 gün göremeyeceğiz herhalde. Bu kadar çok değil mi? Artık hem son 10 günde hatmini bitirdim bilmiyorum bu arada. Hatim benim de yani hatim meselesi de aklımda kaldı. Bu kadar çok bahsedince artık her taraftan Muharrem İnce'ye özel bir takıntımız yok ama yeter yani. Ben çok Müslümanım diye seçim bitiririm geçmez yani. Bir daha söyleyeyim Muharrem. Bak bu tamamen spontane gelişmiş bir hadise. Şimdi aradaki fark şu. Erdoğan'ın bak bunun aslında çok enteresan bir sosyoloji bu. Yani bu siyasetçi de haklı. Bir iki siyaset biliminin de tartışması gereken bir şey. Erdoğan niye, bunu hep söylüyorum ben. Erdoğan niye bu kadar çok seviliyor? Dediğimiz zaman geçenlerde birileri yazmış. Erdoğan bir işte siyasi silindirdir. Ezip geçer. İşte kazanamayacağı seçime girmez. Hatırlıyorsun değil mi? Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez. Siyasi silindir falan filan. Bir sürü bakış açıları. Ben de hep şunu söylerim. Ya doğru. Siyasi silindirdir. Siyasetten hakikaten kolay kolay bileği bükülecek bir insan değil. Kendini ispatlamış en azından. Öyle değil mi? Kendini bu kadar ispatlamış bir adam Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yok. Bunca sene, bunca zaman, bunca insanın teveccühüne mahzar olmuş. Sadece bu coğrafya, şey Türkiye değil, bu coğrafya ve tüm dünyada Müslümanlar tarafından dünyanın bir tarafına damga vurmuş. Yani Merkel ne kadar vurduysa, Macron ondan fazlasını vurmuş. Macron ne? Macron daha dünün adamı. Öyle değil mi? Öyle hakikaten. Merkel de aşağı yukarı 10 küsur yıl. Dünkü çocuk diyebilirsin Macron'a çok rahat bir şekilde. Dünkü çocuk da ama mesela bir Putin. Değil mi? Rusya Putin dönemi gibi. Tabii. Yani şu günümüz zamanında son yılların siyasetinde dünya arenasında, dünya siyasetinde damga bulmuş bir insandır Recep Tayyip Erdoğan. Tayma kapak olmuş, Almanlar manşet yapmış, Alman siyasetçiler televizyonda demişler ki sen eğer iktidara gelirsen ne yapacaksın?
Schulz'la Merkel tartışıyor. Ben Türkiye bu yaptığını uygulayacağım. O bir şey mi? Ben gelirsem ben böyle yapacağım diye Türkiye'yi bir seçim bildirgesine koyacak kadar veyahut da vaat edecek kadar önemsemişler. Erdoğan yüzünden olmuş bunlar hep. Erdoğan ona posta koymuş, one minute çekmiş falan filan. Büyük bir ama bak bu olayı buraya getireyim. Şimdi böyle bir adamın ha niye bu? Bu niye? Bu ne demek? Bu şu demek bak. Herkes dünya çapında dünya şey bağlı. Evet, yani hızlı çünkü hızlıca. Bir saniye. Çok bitireyim. Hızlıca. Yani bu olmaz. Farklı bir hadise. Erdoğan sadece bu yüzden tüm dünyada sevilmiyor. Veyahut da siyasetçi sevilir değil. Erdoğan'ı büyük yapan onun çok büyük lider olması ve sahici olması. Bravo. Sahici olmak çok önemli. Ve büyük lider olması. Şimdi sahici ne kadar sahici. Şey. Bravo. Sahicinin böyle bir şey olduğunu soralım Çağla Atlı'ya. Çünkü Cumhurbaşkanı kabul eder mi? Sadece ben teklif edeyim belki gelir mi? Ya da ya gelmez ama ben yine de teklif edeyim diye mi yaptı o öğrenci? Çağla Atlı'nın yanında şu anda Hüseyin Gazi yurdunda. Çağla seni ve öğrenciyi dinleyelim bakalım. Ne yaşamış o tweet'i atarken geleceğini umuyor muymuş Cumhurbaşkanı'nın? Diyelim sözü sana bırakalım. Murat Çiçek Güngör Atak yanımda şimdi. Türkiye aslında Güngör'ü konuşuyor bugün. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir Twitter'dan mesaj yazdı. Sahura davet etti. Acaba gelir mi diye düşünüyor muydu bilmiyoruz. Şimdi kendisine soracağız bakalım. Önce mesajı yazmaya nasıl karar verdiniz? Hep birlikte mi karar verdiniz? Yoksa sen mi dedin bir mesaj yazsam mı diye? Ha buradan Mehmet'le falan bu arkadaşlarla oturuyorduk yine işte. Ben böyle hep sosyal medyada görüyordum böyle. Millet işte böyle çağırıyordu işte böyle rektör falan böyle sahura, iftara falan. Ya ben de işte Twitter'ım vardı işte böyle bunu kullanayım dedim. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da görmek istiyordum. Bir yıldır işte şeydeyim, Ankara'dayım ama işte etkinlikler falan böyle işte hiç böyle gidemedim, göremedim. Ben dedim böyle bir şey yapayım dedim işte. Çağırayım dedim işte. Böyle yazdık arkadaşlarla böyle işte. Sonra birdenbire bir mesaj geldi işte. Biz de böyle bir heyecanlandık böyle. Üzerinden çok geçmeden mesaj geliyor. Yaklaşık yarım saat sonrasında çayınız hazırsa geliyorum mesajı geliyor. Onu gördüğünüz zaman ne yaptınız? Ya ben zaten o zaman yani bilmiyorum böyle duygusal bir böyle çok bir heyecanlandım böyle. Ya böyle böyle çok farklı bir duygu ya böyle işte bir yazıyorsun böyle işte Cumhurbaşkanımız böyle geliyor falan onunla sohbet muhabbet ediyorsun falan. Bence çok güzel bir duygu. Şimdi hep birlikte mi karar verdiniz? Diğer arkadaşlara da soracağım. Seni de tanıyalım bu arada. Ben ismim Mehmet. Dün akşam Cumhurbaşkanımızı Güngör'le otururken daha önce Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkınmak geldi. Biz Sayın Bakanımız geldi. Onu neden? Da mı siz çağırdınız? Yok o biraz daha denk geldi açıkçası. Sayın Bakanımız ziyaret etmek istedi. Ondan sonra biz Sayın Bakanımız geldiyse neden Cumhurbaşkanımız gelmesin diye düşünürken Güngör'ün Twitter hesabından atalım dedik. Tweet'i attık ve hani böyle bir şey yok dedikten sonra nasip oldu her şey. Gerçekten. Umuyor muydunuz peki? Yani bir umma hani şansımızı denemek istedik. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten gençlere yatkın biri olduğu için geldi görmek istedi. Bana bizzat sorular oldu. İşte bir sıkıntınız, bir eksiğiniz var mı yemekhaneyle vesaire yurtla ilgili. Yurdumuzu da beğendi. Gerçekten gayet güzeldi. Yani ben dünkü şöyle dünkü günün tadı kaldı yani yarım kaldı öyle diyeyim size. Tadı damağımda kaldı. Bir daha olsun isterim. Bir daha Cumhurbaşkanımızı tekrardan bekliyoruz. Kendisine de bir iki tane projem vardı. Onlardan bahsettim. Onları da Sayın Osman Aşkınbağ'ın da anlatmıştım zaten. Sen hangi bölüm okuyordun? Ben Ankara Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümünde okuyorum. Sayın Bakanımız da kabul etti. Güzel şeyler oldu aslında. Yani bir daha bekleriz. O heyecanı zaten şu an sizin de gördüğünüz gibi yaşıyorum. Hala yaşıyorsunuz o heyecanı. İnanamıyorsunuz herhalde. Dün gece bunların yaşandığını. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı o mesajı attıktan sonra, çayınız hazırsa geliyorum dedikten sonra yurdu nasıl toparladınız Cumhurbaşkanımız geliyor diye? Yurtta böyle işte böyle dedik işte böyle işte yurt müdür falan böyle ulaşmaya çalıştık işte böyle. Sonra işte yurtta böyle zaten bir heyecan fırtınası falan böyle. Herkes zaten yemekhane çıktığımızda böyle herkes kamerada falan böyle işte etrafım böyle belki 200-300 kişi herkes kamerayı falan açmış böyle. Ya böyle zaten direkt Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor deyince toplanmak zaten hemen. Şurada İnanmayanlar oldu mu? Ya bilmiyorum ama ya inanmasalar bile yani yani yurdun çoğu kişi buradaydı yani yurt işte 1044 kişilik yurdumuz. Hı hı. Bir orada 700-800 kişi falan vardı galiba bilmiyorum. Böyle etrafı tam gözlemleyemesem de böyle kalabalıktı herkes böyle işte fotoğraf çekinen olduğu böyle videolar, canlı yayınlar falan böyle herkes bir... Peki senin özel konuşmanda Cumhurbaşkanı'na ne konuştunuz? Ya ben şey sordum işte...
15-16 yıldır böyle işte meydanlardasınız. Böyle bu tempoyu nasıl koruyorsunuz falan diye sordum. O da işte ben Kırşehirliyim. Kırşehir Kaman. İşte oradan bir Neşet Ertesen bir söz örneği verdi. İşte böyle önemli olan işte böyle aşk ile yapmak falan işte. Çok güzel işte böyle cevaplar falan aldım. İşte böyle işte okul falan nasıl gidiyor dedi. İşte ben de biz de iyi dedik işte okulumuz falan bizim Yıldırım Beyazıt Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum ben. İşte üniversitenin diş hekimliği fakültesi 2 yıl önce açıldı işte. Dedim işte böyle yenilikçi bir eğitim sistemiyle farklı bir bakış açısıyla bizi yetiştiriyorlar. Memnunum dedim. İnşallah ileride biz de böyle koltuklarda olmayı falan dilerim dedim. Yani ne inşallah, dedi öyle deyince? Yani inşallah siz gençlere güveniyoruz. Hı hı. İnşallah 2053-2071'de artık siz gençler olacaksınız dedi. Göreceksiniz dedi. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızla yani koltuk makam bir sevgisinin olmadığı orada belirtti zaten. Biz göremeyeceğiz ama sizler göreceksiniz dedi. Yani bu çok güzel bir duyguydu açıkçası. Şimdi diğer arkadaşlarınıza da söz vermek istiyorum. Siz neler hissettiniz Cumhurbaşkanı geldiğinde? Ben Hacettepe siyaset öğrencisiyim. Bir siyasi öğrencisi olarak devletin zirvesiyle aynı sofrada oturmak bayağı heyecan vericiydi. Kendisine bazı sorular ilettim ben de yoğun gündeminizde nasıl başa çıkıyorsunuz, ailenizle hiç ilgilenemiyor musunuz diye. Kendisi dedi aşık usanmaz dedi. Ben de hatta bir şey söyledim, koltuğunuzda yerim, gözüm var falan gibi bir ifade kullandım siyasi öğrenci olarak. Biz dedi koltuğumuzu zaten gençlere bırakacağız dedi. Sizin gibi öğrencilere bırakmak isteriz dedi. Kendisi bir 10 dakikada konuşma yaptı bizlere. Hoşumuza gitti. Hala heyecanlıyız. Konuşmamdan da belli oluyordur zaten. Heyecanlıyım. Hala unutamadım. Uyuyamadım zaten. Cumhurbaşkanının buraya gelmesinden hem de şu an canlı yayın etkisiyle. Evet. Cumhurbaşkanı, bakanımız, il müdürümüz, çeşitli... Sen neler söylemek istersin? Ben de Gazi Üniversitesi siyaset bilimi öğrencisiyim. Arkadaş tweet attığı zaman beraber değildik aslında. Ben ayrıydım. Sahurdaydım ben. Direkt çağırınca ben de geldim yani. Çok heyecanlı. Peki şaka yapıyorlar mı acaba diye düşündün mü? Düşündüm gerçekten. Düşündüm de sonra aşağı inince telaş falan görünce bayağı heyecanlandık. Yani bugün arkadaşın dediği gibi bayağı hiç uyuyamadık yani. Çok heyecanlandık. Peki öğrencilik hayatınızda aslında çok güzel bir anı yaşamışsınız ve bunu ileride gülerek, heyecanla yine o coşkuyu koruyarak mutlaka çocuklarınıza ve torunlarınıza mutlaka anlatacaksınızdır. Bir tweetimizde Cumhurbaşkanı'nı yurda çağırmıştık ve birlikte sahur yapmıştık diye. Son sözlerini de alalım Güngör senin. Ya ben gençlere şey diyorum yani böyle istekleriniz varsa bence gerçekleştirin. Yani ya tutarsa falan böyle yani oluyor yani ya. Ben inandım. Ben görmek istedim böyle. Küçüklüğümden böyle televizyonu falan seyrediyorum. Böyle. Televizyonda hep görüyorum mesela. Diyorum görmek nasip olabilir mi diye. Ya mesela oldu bugün. Dünya bugün oldu. Evet. Ya çok güzel bir duygu bence. Herkes inşallah yaşar böyle. Sayın yani böyle genç yaşımızda 19 yaşında Sayın Cumhurbaşkanımı gördüm yani. Çok güzel bir duygu. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Anlatılmaz yaşanır. Çok teşekkür ederim yanımıza katıldığınız için gençler. Evet Murat Çiçek buradaki heyecan hala yerini koruyor diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün geldi gitti ama öğrenciler hala o anın heyecanını koruyor diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım. Teşekkürler Çağla. Canlı yayında Güngör Ata Hüseyin Gazi de Cumhurbaşkanı davet eden arkadaşları ayarladı. Tenis hak tebrik ederim çağırıp. Teşekkür ediyoruz senin için. Şunu unutmayalım Hikmet. Heyecanlar. Şu bilgiyi de verelim. Çocuklar tabii çok heyecanlı ama şimdi bu zaten ekşi... Cancelled yazıyor bir tanesi üzerinde. Gördüm yani. Allah'tan cancelled olmamış yani. Kendisi iptal olmuş. Şimdi Ekşi Sözlük'te bir Mavra dönüyor şu anda. Bunlar böyle Mavra'yı falan sevdikleri için. Mavra'da şu Ahmet Hakan'a duyuruyorum. Yarın köşesini buradan çıkartabilir, kurtarabilir. Azılı Erdoğan düşmanlarının biliyorsun kümelendiği ve başkalarının hayat hakkı tanımayan, tabii, tanınmadığı çok demokratik bir platformdur. Ekşi Sözlük. Bir Ultra... bana küfredilen. Aynen, bol küfür kıyametin olduğu, çok... kendileri gibi düşünmeyenlerin ve Erdoğan'ı savunan insanların gömüldüğü bir mekan orası ağırlıklı olarak. Başka tabii hakikaten hakkaniyetli çocuklar da var, yazarlar da var ama Kayrek Seyreti böyle. Şimdi mevzu şu, şuradan yürütüyorlar. Efendim işte bunlar zaten daha önce ayarlanmış. Erdoğan'ın geleceği belli, yurt falan temizlenmiş, hazırlanmış. Ondan sonra da yok tweet atmış da yok bilmem neymiş de bunların hepsi kurgu düzmece falan diyorlar. Kurgu ve düzmeceyi çok savunduğunuz Muharrem İnce'lere, Kemal Kılıçdaroğulları'na falan sorun. Onlar çok iyi bilirler. Ya da emperyalizmi gömmek adına türlü numaralar çektikten sonra ey Amerika gel bizi Erdoğan'dan kurtar dilemmaları, dilekleri falan sunduğunuz Amerika'ya söylüyor. Çünkü Obama öyle yapıyordu. Evet. Hamburgerci'ye gitmeden iki gün önce hamburgercide kimlerin olacağını, kimin nerede duracağını, neyin sipariş vereceğini falan, evet, ayarlanır. Gezi servis ondan sonra arabayı durun durun falan gidip
İlk hamburgerciye girip böyle bir mizansen yaparlar. Daha sonra ortaya çıktı. Tabii ki bunlar olacak falan diye kendisi de Obama savundu. Savundu. Fakat şey şu. Yurdun temizlendiği, ondan sonra bir hazırlık yapıldığı doğru. Bunların büktüğü, eğdiği ya da bir şekilde kurguydu demeye çalıştığı mesele şu. Çocuk zaten söyledi canlı yayında. Biz Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı davet ettik. Geleceğini söyleyince yurtta böyle bir hazırlık falan oldu. Biz Osman Aşkın Bak'ı beklerken Cumhurbaşkanı geldi diyor. Tamam mı, yani hani Cumhurbaşkanı'na da bir davet yapalım olsun yani, diye. Dolayısıyla hani şey söylemeye çalışıyorum. Bile şey bile okuyan falan yani. Plan varsa evet. En azından buradan kurgu mizansen falan meselesinin olmadığını yok, şeyi söyledin yayına gitmeden önce. Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesinin sahici olduğunu söyledin ya. Tamam. Çok sahici. Bunlar bunu anlamadıkları için kendi dünyalarında her şey kurgu olduğu için bu tarz işleri de kurgu zannediyorlar. Onu vurgulamak için söyledim yani açıkçası. Yani şunu da görmek lazım. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan oturup da bir çat kapı gittiği bir evde bir iftar sofrasında yerde oturdun mu bu iş sırıtan bir şey değil. Bu kadar güzel bir manzara ki bu. Ya işte bak yine yanlış gitti sen bu adamı böyle bilmem ne. Ya sen zaten bir şey anlamadan cehaletinden o kararmış yüreğinden nefret ediyor olabilirsin Erdoğan'dan. Çünkü bu böyle bunlar. Bunların nefret duygusu böyle. Zaten CHP'ye benim kızgınlığım da bundan. Hep söylüyorum politika yapacaksanız halkın bu kadar çok sevdiği bir insanın üzerine gitmeyin. Halkın bir kısmı çok önem veriyor. Seviyor, saygı duyuyor. Siz ona küfrederek, onu aşağılamaya çalışarak bir şey kazanamazsınız. Kaybedersiniz diye söylemişim. Şimdi bak bu işin... Ama adama yakışmıyor bakışmıyor. Yani şimdi sahici yerde oturan ve diz çökmesini bilen, çünkü hayatı boyunca namaz kılan, oturup yerde yemeği bilen, değil mi? Gereğinde fakir fukarayla lokma paylaşabilen bir Erdoğan figürü hayatındaki bir parça zaten. Ama sen... İşte Nişantaşı'nın zirvesinde en iyi kafede latte'yi en iyi söyleyebilecek kalite ve kalitesi olan bir adam olarak 8 köşeli kasket takıp römorku geri geri yapıp da abdestsiz çıkmam baba dediğin zaman sahtekar oluyorsun. Bak çünkü uymuyor. Erdoğan'ın uymuyor. Sahiciliğiyle bunların mizanseni kurguculuğunun en net tarifini bugün sevgili Nuh Albayrak yakalamış. Ben baktım ama görememiştim hakikaten. Hürriyet gazetesinin 17. sayfasında var. Ha var mı? Var. Yani öyle mi? Nuh Albayrak yakalamış. Ben hakikaten gözümden kaçtı. Yani kaçtım. Var ya Nuh abi. Fotoğrafı bir verelim. Fotoğrafı verelim. Büyük olarak verelim. Nuh'un yorumunu ardından alacağım. Fotoğrafı alacağım. Şimdi fotoğraf şu. Ben onu yani şeyi zaten dışarıdan bir fotoğraf zannettim. Batı Trakya ziyareti yaptı ya. Evet. Batı Trakya ziyaretinde Muharrem İnce'ye üzerinde Arapça alfabenin ilk harfi Elif. Demin de tesadüfen söylemiştim biliyor musun? Elif'i görse Mertek zanneder diye. Elif'i görse Mertek zanneder. Mertek neydi? Mertek'i de söyle. Mertek dediğim benim... Ben Mertek kelime olarak tam olarak bilmem ama Elif'i gördüm baston zanneder. Yani sopa zanneder. O var yani Mertek. Yani, ben de öyle biliyorum. Şu Elif'i görse sopa zanneder. Çünkü şimdi hakikaten öyle zannetmiş ki... Ben hakikaten bakınca anlamamıştım. Nuh Albayrak'ın yorumunu görün. Onu okuyacağım çünkü Nuh Albayrak'ın yorumunu. Dur. Nuh Albayrak güzel yazmış. Oradaki yorumunda şunu söylüyor Nuh. Bir saniye. Ya hacım mutlaka abdesti tutmuşsundur bu Elif ama bir de ters tutmasaydın keşke. Şimdi tamam. Ya sizin kurgu bir karakter olduğunuz, işte bu, kurgu bir dindar olduğunuz, işte bu söyledi, muhafazakarların, dindarların evet. Oyuna talip olmak ve onlardan 3-5 tane oy tırtıklamak adına 24 Haziran'a kadar dindar takıldığınızın resmidir bu resmi. Şimdi bir şey Elif'i söyleyeyim yalnız. Mertek zanneden siz... Size verilen hani sen hacıydın, hani sen ondan sonra şeydin, neydi onun ismi, abdestsiz çıkmazdın, tabii. En iyi Kur'an-ı Kerim'i sen ezberlemiştin, Ayet-el Kürsi okumadan şey güzel, çıkmazdın falan filan. Kesin abdestini okumuştu da falan. Yani evet, kesin abdestini abdest yakalamıştı. Elif'e dokunabilirsin, abdestini de Kur'an-ı Kerim diyor. Fakat bunu bilmeyenler için bazı Cumhuriyet Halk Partisi söyleyeyim, eğer kamera gösterebilirse mesela şunu gösterebilir bilmiyorum. Ne tarafa doğru? Burada mı? Tamam. Şöyle tutayım ben, şöyle gelebilirse. Bak bu... hani şimdi bunu görünce lan ne diyor bunlar, ne diyor bu düdük makarnası demesinler. Hani Hürriyet'in 17. sayfasında şunu demek istiyoruz. Şimdi bu böyle, bak bunu mesela bunu böyle tuttuğun zaman böyle oluyor. Yani Muharrem, hakikaten bilmeyenler vardı Elif'in ne olduğunu. Elif deyince bizim şeyin Şükran'ın kardeşi Elif o mu falan diye o zaman demediler. Bu Elif Arap alfabesinde, Arapça alfabede ve Kur'an tabii aynı zamanda alfabesinde. İlk harf. İlk harf. Hani alfa, beta, bu da Elif. Elif, yani beta, s diye devam eder. Sen sana bir plaket veriyor. A harfinin plaketini veriyor. Çünkü Elif bir güzel sembol, evet, güzel bir semboldür. Evet, evet. Yani şudur. Normalde A budur.
size plaket verirken ondan sonra böyle ya yazıyı ters atmış gibi Muharrem İnce böyle tutuyor bu yazıyı. Ya insan bir bakar. Aa ne kadar güzelmişler. Ama tabii onun Elif'i bak hafız Mertek, olacaktı Mertek ama zannetmemesi keşke lazım. Hafız olsaydı da yani Elif'i tanısaydı. Bak tanımamış Elif'i. Genç Kur'an kursu söylediğim diyor. Söylediğim o. Bak, kaç atlamış olabilir. Söylediğim şu. Olabilir. Bunlar yani, biz iyi niyetliyiz. Atlamışsın abi. Baba ters tuttun abi. Ya bunlar var ya bir kurgu karakter. Kurgu diller olmanın özellikleri önemli göstergelerinden ama bir tanesi. Ama çıkıyor işte böyle sürekli. Çok güzel söylüyor. Yani, abdestle eminim abdestini tutmuşsundur da bir de keşke düzgün tutabilseydin. Düz tutabilseydin. Demiş Noha Bayrak. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sabah gazetesinde bu Muharrem İnce'yi falan şey yaparken konuşurken Melih Altınok'un bir yazısı var. Oraya değineceğim. Yazıda Muharrem İnce'den bahsediyor. Melih Altınok yalanı huy edinen bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu demiş. Yani yalanı huy edinen bu ülkeye cumhurbaşkanı olup olmadığını şu gerekçelerle sıralandırmış Melih Altınok. Kılıçdaroğlu'nun diyor 8 yılda yaptığı kariyerini geçmiş durumda diyor CHP'nin adayı 8, Muharrem İnce. 8 yılına sığdırdı tabii yani. Zira adaylığını açıkladığı günden beri başkalarının ve bizzat kendisinin yalanladığı açıklamalarına yetişmek imkansız hale geldi. Aradılar dediği Amerikalıların kim olduğu hala muamma. Açıklayamadı. İnce'nin yemekte konuştuk dediği Avrupa Birliği büyükelçileri de kendisini açıkça yalanladılar. Burada verdik biliyorsun. Geçen gün tweetini falan şey attı. İnce'nin son skandalının konusuysa rakibi Tayyip Erdoğan'ın hakkındaki iddiası. 2001'de Pennsylvania'ya gidip parti kurmadan önce parti kurmak için icazet aldı. İddiasıydı biliyorsun. Açıkla dediler. Bana dedi beraber gitti. Arkadaşı söyledi bunu dedi. Söyle kim bu arkadaşı kimmiş falan. Şimdi söyleyemem diyor. Niye? 24 Haziran'dan sonra söyleyeceğim. Ya arkadaş bak yani senin Balıkesir'de din diyanetle ilgili akla hayale gelmeyen haşa İslam diniyle haşa Allah-u Teala ile mavra yaptığın görüntüleri hiç 24 Haziran sonrasına falan bırakmadık haberci olarak. Yayında çünkü patlar bu işler. Evet. Tamam mı? Habercinin elinde patlar. Haber tutamazsın. Yayınlamak durumundasın. Sen de 24 Haziran'a baş koymuş, Cumhurbaşkanı olacağını söyleyen birisisin. Eline de bu kadar sağlam bir malzeme geçmiş. Erdoğan'ı hani devirip yıkacak bir malzeme geçmiş eline. Düşünebiliyor musun yani? FETÖ'den icazet alan fakat FETÖ'nün amansız savaşçısı olan bir cumhurbaşkanı profilini yerle yeksan edebilecek bir imkan geçmiş eline. İcazet. Ama sen ne diyorsun? Efendim ben bunu şimdi açıklayamam. 24 Haziran'dan sonra, seçimden sonra açıklayayım. Niye? Beraber gittiği arkadaşlar, bunu bana getiren insanlar falan şey olmasın, sıkıntıya düşmesinler falan. En hafif tabirle hadilen derler adama. Tabii. Tamam mı? Hadilen derler adama. En şimdi onu tabi almış Melih, devam ediyor. Cumhurbaşkanının bu cümleye, bu iddiaya bir sözü var. Sert ve ağır. Bunu ispat edemezsen Muharrem İnce namertsin. Ben bu tür şeylerle konuştum mu ağır konuşurum diyor. Çıkıp bunu açıklayacak, açıklamazsa namerttir veya çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil diyor. Kırşehir mitinginde Muharrem İnce'nin falan açıklama yapacağını beklerken Muharrem İnce de biliyorsun Nasuhi Güngör'ün yine akıllara ziyan açıklamasıyla kitabını referans göstererek bir savunma yaptı. İşte bak bu kitapta yazıyor falan diyor. Dediğim gibi Nasuhi Güngör de akıllara ziyan bir şekilde saçmalayarak bir cevap verdi meseleye. Bunun gibi binlerce, onlarca, yüzlerce kitap olduğunu ifade ediyor Melih. Ya, at yalanı elbet bir yanından çıkar diye kitap yazmışlar. Birileri bir de diyor bu kesin adıp daha sonra işin ciddiyetini kavrayan İnce'nin önüne piyasada yüzlerce örneği rastlayacağınız bu kitabı koyuyor diyor. Ama olmadı. Zira İnce'nin kameralar önünde Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilgili yüksek perdeden söylediği yukarıdaki sözler de ortada. Seçmenle dalga geçercesine gösterdiği delilin ciddiyeti de. Bu sonuncusu da dahil. Tüm yalanları için seçmenden özür dilemek Muharrem İnce'nin çıkacağı tek çıkış yolu diyor Melih Altınok. Oval Ofis'teki seks skandalı sonrası Clinton yalan söylediğini kabul ederek durumu düzeltmişti. Belki İnce'yi de affeden çıkar. Aksi halde bu kadar kısa sürede bu kadar yalanı ortaya çıkanı değil Türkiye'ye Cumhurbaşkanı, Yalova'ya kaymakam bile yapmazlar. Hoş zaten Yalova il oldu demiş. Evet, kaymakam da gönderme yaptırmış. Yapmış evet. Öyle bir tabir vardı tabii evet. O Yalovalılarla ilgili bir şey değildir o. Evet. Ya, kim takar Yalova kaymakamını diye. Onu oraya gönderme yapmış. Güzel bir yazı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu artık bir siyaset tarzı haline getirdi. Muharrem İnce buna kim akıl verdiyse ve hatta bu kendi aklıyı bilemiyorum. Ama şöyle bir şey yapıyor ben anladığım kadarıyla. Arkadaş, İnşallah FETÖ haklı değildir ben sana söyleyeyim. Ya FETÖ haklı da olabilir. Çünkü bunların biliyorsun FETÖ ile bu en son bildirgelerinde hem İP'in hem de bunların CHP'nin bildirgesinde biliyorsun FETÖ'ye, METÖ'ye, teröre karşı hiçbir sıkıntıları yok. Onların da bir dertleri yok.
dertleri olsaydı onların zamanında bu kadar karşı koysalardı şimdiye kadar FETÖ'yle yapılan mücadelede destek olurlardı, köstek olmazlardı. Adamlar köstek olmaya devam ediyor. Bırak köstek olmayı sadece şu anda. Yani iktidarda onlar değiller. İktidar gelirsek de bunun önünü açacağız diyorlar. Şimdi köstek oluyor ancak. Ama 20 Temmuz darbesi dedikleri şey FETÖ'cülere indirilen ilk ağır darbenin başlangıç tarihidir. Aynı darbe CHP'de inmiş gibi konuşuyorlar. Yani bu bize dok çok koydu. Ne kim koydu? İşte geçen söylüyor. Yani hem CHP cenahı söylüyor, hem İP söylüyor, hem Saadet de söylüyor. Şu andaki bu ittifak bunu söylüyor. Ne diyor biliyor musun? On binlerce, yüz binlerce insan içeride masum bir şekilde yatıyor. Kastettiği FETÖ'cüler. Yani keşke darbe olsaydı, olamadı. Tüh Allah kahretsin. 24 Haziran'da şansımızı deneyeceğiz durumunda adamlar. Doğru. Abartma bu kadar. Fotoğraf abartmıyorum arkadaş. Fotoğraf billahi de bu. Gördüğüm fotoğraf bu. Ben fotoğrafı üzerinden söylüyorum. Ne kadar FETÖ'cü, kaç gram bağı var bilmem ne demedim bak. Gösterdiğiniz vaatler, yani FETÖ'cülerin şu anda son umudu 24 Haziran. Bu cümleyi kurabiliyorum. Neden? Çünkü vaatler öyle. Tek umudum var. Erdoğan'ı gönderebilmek, ülkeyi ele geçirmek, diğer tüm dinamikleri değiştirmek, dış politikayı değiştirmek. Vaatler de o minimalde. Neden? Onu yıkmak, bunu yapmak, yatırımları durdurmak. Mesajları hep Avrupa'ya. Bak merak etme sen. Korkma. Havaalanında durdururum. Köprüleri de yıkarım. Sen korkma. Ben römork bomak hikayesi kuantum diye çakarım bu millete. Veren sözler de bu. Bu içeri değil ha. Bunlar bir şey beceremeyecekler. Bu halk bunu tokadı indirecek. İddialı söylüyorum bak. Ağır tokat yiyeceksiniz bu milletten. Ama sizin mesajınız dışarı. Sizin mesajınız emperyalistlere. Sizin mesajınız Amerikan neokonlarına. Yani bu da çok net ortada. Bunları lütfen atlamayalım. 20 Temmuz diye gelip gidiyorsun buraya kadar. Tek gördüğüm ay 20 Temmuz, 15 Temmuz saldırısını durdurmak amacıyla bu ülkenin aldığı reflekstir. Kendini korumadır. Beka meselesidir. İstiklal savaşıdır diyoruz. Çünkü çok kritik bir yerden döndük. İç savaş çıkıyordu neredeyse. Bu ülke bölünüyor diyorsun. Bunu söylemeye devam edeceğim. Takmışsın 20 Temmuz'a. Neden? Kime koyuyor? Niye dokunuyor ki sana bu 20 Temmuz? Çünkü FETÖ'cüler içeri alındı. Milyonlarca insan mağdur diyor Kılıçdaroğlu yıllardır. 15 Temmuz'dan beri. Kim o milyonlarca mağdur diyorsun? Diyor bu içeri atılan bir sürü insan var. Yüz binlerce. Yani Kılıçdaroğlu'na göre o generaller, general lütbeli alçaklar içeri atılmamalı, yargılanmamalı, öyle değil mi? Sivri boşaltılmalı diyor. Bu CHP'nin vaadidir kardeşim. Bu CHP'nin vaadidir. Gönülde budur. Bunu şimdi siyaset tarzı haline getirdi Muharrem İnce'de. Şunu ne diyor? Diyor ki ben ne dersin? Ne yapayım? Doğru ya da yanlış. Abdest sokağa çıkmam. Dün gece teheccüklarken yere düştüm falan gibi. Tesbih çekerken tesbihim fırladı. Bunları dişi söylüyor biliyor musun? Bu bir siyaset tarzı. Arkadaş gündemde kalayım da. Nasıl kalırsa kalayım. Açıyorsun böyle. Ne haber? Ne oldu şimdi? Bizde bir şey var mı? Bu günün manşeti. Bu herifler ne diyor bakayım? Söyle. Abi sen ne yapacaksın? Aa bak güzel o. Bugün de tesbih açalım. Bu bir muhalefet. Bu bir tarz oluşturdu şu anda. En çok benden bahsederse bunlar. O yüzden zaten Habertürk'e oraya diyor ki beni almıyorlar bilmem de benden bahsedilmiyor. Bahsedilsinler diye. Değil mi? Kasket giyiyor, atraksiyon yapıyor. Ondan sonra işte İmatip'ten başladık. Ayet-i Kürsü'den çıktık. En sonunda abdestsiz sokağa çıkamayacak kadar mütedeyyin bir ehli tarik, ehli iman profiline kadar geldik. Her ne kadar Bodrum plajlarında ne yaptığını unutmaya çalışsak da. Ama şunu da unutmayalım. Bugünkü vermiş olduğun senin o videodaki gökten bir karar kim gelmiş, Twitter'dan mı göndermiş? Anlıyor musun? Bu da birkaç gün, 3-5 önceki muhabbetler bunlar. Efendim, la tahsa illallah ma, yani bir dini bir takım söylemler, ayet-i kerime, hadislerle ilgili dalga geçilmez, mavra yapılmaz. Abdest sokağa çıkmayan bir insan, değil mi? Abdest sokağa çıkmayan bir insan bu konu hassas olur diye düşünüyorsun normalde. Ondan sonra Elif ters tutmaz. Yani, ama bunları istiyor sanki benden bahsetsinler. Muharrem bunun başka yolları da var. Yani Binnur Toprak gibi Binnur Toprak gibi yapmaya gerek yok. Kadir Topbaş yazdı bunu Zincirli Kuyu'nun girişine falan. Nasıl bir sözdür bu falan nasıl diye. Nasıl sözdür falan demeye ayet gerek biliyor, yok. Ne ayet biliyor, hadis biliyor. Tabii bilmiyor ki adam. Burada da bir ayet olduğunu falan unutmaması lazım. Onun için Facebook'tan, Twitter'dan Allah mail mi attı haşa. Hayır bunun başka yolu var. Falan mavrası yapılmaz. Yani ille de benden bahsetsinler. İlle de ben siyasetin zirvesinde bahsedeyim diye düşünüyorsan Muharrem mübarek Ramazan olduğu için söyleyemiyorum ama bunun başka yolları da var. Söyleme. Peki. Bak sadece söylemiyorum. Söyleme. Başka yolları o zaman daha çok gündemde kalırsın. Daha çok seni yazarız. Başka yolları da var. Yani ben çünkü kuantum diyorum diyor, fizik diyorum diyor. Anlamıyor musunuz diyor. Bak kuantum diyor, yemin ediyorum sana bak. İddia ediyorum bak. Kuantumcu bir lise bir talebesi.
pardon üniversite 1'de okuyan bir fizik talebesini getir. Kuantum bilgi, izotoplar, ostrogotlar, vizigotlar. Vizigot, ostrogot, vizigotlar mesela. Kertler onlar. Batı, ırk. Ostrogotlar, vizigotlar. Onlar, doğru, hatırlıyorsun değil mi onlar işte? Bilmiyorum, kuzey. Ay, Avrupalı ırklardan bahsederken bir de Kertler var. Sonra daha sonra İngiliz ırkının bilmem ne oluşturan Alman asıllı ama onlar Germenler. Fakat bu izotop meselesi. Tamam merkezi Hacı Muharrem değil izotop Muharrem diyorlar mesela. Braveheart'ta da biliyorsun hani madem mevzuya girdin sinemadan açılık oradan işte Braveheart'ta da İngiliz soyunun aynı zamanda Fransızlardan geldiğini falan geldi, da tabii. Anlatan karışık bazı başka sahneler falan o mesele Vizigot, Ostrogot meselesi ama evet. Bu mesele izotop meselesi. Yani sen bir taraftan Hacı Muharrem'im diyorsun diğer taraftan sürekli izotop Muharrem'im diyorsun. Ya izotop musun yoksa Hacı Muharrem misin? Bunu bir defa bunu daha bilmiyoruz. Tamam buyur. Ahmet Hakan'ı tebrik et hemen. Tebrik ediyorum en sonunda kazandı. Ahmet Hakan, en sonunda Muharrem İnce'nin gözüne girdin. Helal evet. olsun. Şu ana kadar dün, demiş dün ki... Dün söylemiştim bak. Muharrem, Muharrem demiş ki, sen demiş şu ana kadar hiçbir cumhurbaşkanının uçağına binmedin. Ne büyük lütuf. Gel sana ben uçağımı Hakan. Bindireyim. Çünkü herkes bindirmek istiyor Ahmet Hakan'ı da Ahmet Hakan kabul etmiyor. Kaçıyor. Tabii kaçıyor. Gel diyor ilk defa bir cumhurbaşkanı adayının uçağına bin. Ama bizim uçak öyle kocaman uçaklardan değil ha. Çok küçük ve sallanan bir uçak. Çok küçük ve sallanan bir uçak dediği jet biliyorsun. 8 kişilik jetler yani hani. Tam aman Allah göstermesin düşer mi falan filan diye pas atacaktım ki yani o zaten teşne yani hani gelmeye uçağa binmeye falan filan teşne. Aynı akıl hocası Ertuğrul Özkök gibi. Erdoğan iktidara geldiği günden bu yana başbakanlık uçağına, cumhurbaşkanlığı uçağına binememenin karın ağrısını her ay neredeyse, iki ayda bir, üç ayda bir, senede bir mutlaka köşe yazısına yazmıştır. En sonunda buldu. Gidemediyse bile gidenlerin yazısından alıntılar yaparak işte Airbus bilmem ne falan filan uçağı diye yazmıştır. O karın ağrısı çünkü bunlar güçsüzlük olarak görüyorlar. Tabii. Tamam yani uçağa binememeyi çünkü Özal'ın uçağına binmişler, Demirel'in uçağına binmişler, otobüsüne binmişler, bilmem şehri yapmışlar falan. Kayığına binmişler. CHP'nin evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nda kayığına binmişler. Erdoğan'ın uçağına binememeyi bir zayıflık alameti gördükleri için o zayıflığı giderebilmek adına yüzlerce yazı yazdılar. Abartmıyor. Onlarca yazı yazdılar. Ama çok aşağıladılar. Vay görüyor musun Cumhurbaşkanı uçağına bindi. Vay aynen. Görüyor musun bunun uçağına bindi. Ahmet Hakan ona da. Bindi buna bindi. Ya milletin nereye binip indiği sana ne? Ne ilgilendirir seni Ahmet Hakan? Sen sabah akşam ne dedim ben dün? Dün söyledim bak. Dün bak. Bak Allah büyük. Bak dünkü program Allah aşkına bakın. Dedim ki ben bak bu bütün yıl boyunca bunun sezonu var. Mart kedisi gibi bu Ahmet Hakan'da. Mart kedisi sezonu var ya açılır bir Mart kedisi. Orada böyle Mart kedisi gibi. Bütün Şubat ve diğer aylarda Mart'tan sonra geliyor Nisan. Nisan'dan sonra normale dönüyor. Yani seçimden sonra normale dönüyor. Bakıyorsun güzel güzel işte mavra yapıyor falan. Ama seçim yaklaşırken kesinlikle ama bak yıllardır böyle muhalefet kanadına geçiyor. Ve tek taraflı propaganda yapıyor. Sözcü gibi yazı yazıyor. Talimatları mı yerine getiriyor? Şu ayıp değil mi? Muharrem İnce bam bam bam. Taktiği uyguluyor. Muharrem İnce'ye saldırıyorsunuz. Muharrem İnce onu bunu yapıyorsunuz. Bunu da yapıyorsunuz ama Muharrem İnce bir çıkıyor diyor ki taktik maktik yok bam 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 çok komik. Ha ha ha. Hep söyledim yine söylüyorum. Siyaset mühendisliği o kadar da siyaset mühendisliğe o kadar da elverişli bir alan değildir. O bam 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 yapıyor ve kazanıyor diyorsun. Göreceksin Ahmet Hakan yüzün yine düşecek. Bu kadar yağladın, balladın. Televizyona çıkıp da bu o Amerikalı kim diye soramadın. Muharrem'in yapmış olduğu gafları, yalanları bak dedi. Bugün Melih yazdı. Ben de benzer bir yazı yazmıştım. 8 yılda yaptığını Kılıçdaroğlu'nu 8 güne sığdırdı bu adam. Takunyası çıktı, abdestsiz çıkmaz. Ayet-i Kürsü'den başladı. Eski günden hatırlıyorsun. Hiçbir şeye girmiyor ama. Asla görmüyor. Sanki CHP'nin mahalle sorumlusu Ahmet Hakan. Teşvike sorumlusu. Erdoğan Demirören Muharrem İnce'yi destekliyor da. Senin en az 5 tane Amerikalı yazı yazman lazım. Bir şey yazmadın. Ahmet Hakan'ın görevlerinden bir tanesidir biliyorsun patron sesi olmak. Aydın Doğan'ın yazmış olduğu mektupları falan filan köşelerine alıp ya da Aydın Doğan'ı aradım bana şöyle şöyle dedi diyen bir Ahmet Hakan'ın bu görevini ve misyonunu hala devam ettirdiğini düşünmemek olmaz değil mi? Bunu çünkü aksini kanıtlamak... Bir şey gönderme yaptım bilmiyorum emin değilim. Aksini kanıtlamak lazım. Bakacağız. Şunu söylemeye çalışıyorum yani bu zamana kadar Aydın Doğan'ın sesi olan ve onun direktifleri doğrultusunda siyasette yazılar yazan Ahmet Hakan bu özelliğinden acaba vazgeçti mi vazgeçmedi mi? Yani sorum şu. Erdoğan Demirören Ahmet Hakan'a talimat verdi de mi böyle Muharrem gidiyor. İnce destekleniyor? Bunu da Erdoğan Demirören cevap çok versin. Çok iyi ama bence. Şunu unutmayalım. Yani burada duyurulur. Bu söylememizin altında şu yatıyor. Ahmet Hakan Muharrem İnce'nin tüm
televizyon ekran performansları için. O bir tanesi için söylemişti ama bugün devam etmiş. Muhteşem konuşuyor, merak ettiriyor. Kapak üzerine kapak yapıyor. Espri kabiliyeti yüksek, sınırda zorluyor. Muhteşem bir siyasetçi diye girdin. Yazdı bari. En sonunda geldiğin noktada Muharrem İnce'ye bam 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 vurun diyor. Bir tane kötülü bir şey yok. Muharrem İnce Amerikalısı da yok, hiçbir şey yok. Ve bam bam diyor. Ve Muharrem İnce en sonunda diyor ki arkadaş hak ettin diyor. Gel diyor sen diyor. Benim uçağı diyor, uçağıma bin. Sen bana binersin diyor. O da ne diyor? Allah kısmı derde sağ gelirsem diyor. Ha başı şöyle. Ve şöyle dedim. Davete icabet sünnettir. Baba baba baba. Pastaşmaya bak. Dindarlıklar bu fazla. Abdest sokağa çıkmıyor. Bu da davet sünnet olduğu için icap ediyor. Bilmiyorum, süreyi bitirdik. Kapatmak durumundayız. Ama süreyi ne diyormuş? Hangi gözlüğüymüş o? Bilecik'te tane... Bursa mitingi varmış herhalde. Bilecik'te Bursa mitingine katılacağım. Allah kısmına sağ kalsam bilmem dönersem diyor. Uçak küçük ya falan. Ya biz de Erdoğan'ın mitinglerine katılıyoruz da şöyle bir yazı yazmış olsak, tamam mı? Hiç yazmadım. Yani yandaşlığı, mandaşlığı falan da hiç geçerler. Yazmadım. Neler neler. Hiçbir söylüyor. Erdoğan güzellemesi yazım da yoktur benim. Hiç uçaktan da bahsetmedim de hayatımda. Günün manşeti bitti. Haftanın son günün manşetiydi. Hikmet Genç ile birlikte gazete manşetlerini ve günün gündemini yorumladık. Pazartesi karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi hafta sonları diliyoruz.